Efendim iyi akşamlar diliyorum. Ankara'dayız. Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ndeyiz. Bugün duayen gazeteci Uğur Dündar ve Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek'le birlikte Sayın Özgür Özel'e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na sorular soracağız. Malumunuz gündem çok yoğun. Özellikle anlaşılması zor bir süreçten geçtiğimizi düşünüyorum. Ankara'da herkes birbirine operasyon çekmekle itham ediyor birbirini. Diğer taraftan İçişleri Bakanı'na göre FETÖ-vari hareketler bunlar. Bugün biliyorsunuz Kobani davasının sonuçlandığı gün ve acayip bir ceza geldi. Özellikle de HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'a. Hepsini soracağız. Normalleşmeyi soracağız. Yumuşama, normalleşme artık ne diyeceksek. Tüm bu süreçte yaşananlar ve önümüzdeki döneme ilişkinde öngörülerini soracağız Sayın Genel Başkan'a. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Nasılsınız? İyi misiniz? Güzel gidiyor mu her şey? Çalışıyoruz yoğun bir şekilde ama tabii 31 Mart seçimlerinden sonra seçim sonuçlarının İnsanlara verdiği yüksek moral bizi de memnun ediyor ve oldukça keyifli bir çalışma ortamı var. Yani saha çok iyi. Geçtiğimiz hafta Afyon'da, Eskişehir'de, Kütahya'da, Uşak'taydım ve Manisa'daydım. Sonra da pazartesi günü Soma'da MYK yaptık. 8 ilden 5'ini gezdim. Denizli'ye zaten gitmiştim, 6.sı da o. Ege'de 8'de 8 yaptık malum. Tabii çok keyifliydi oralar. Bakalım bundan sonra da aynı tempoda çalışmaya devam edeceğiz. Peki ben Uğur Bey'e sözü vermeden önce şunu sormak istiyorum. Evet, saydığınız illerde durum güzel ama Ankara'da hava biraz puslu görünüyor. Ayhan Bora Kaplan meselesiyle ilgili, soruşturmasıyla ilgili birazdan soracağım ama malumunuz bugün Kobani davası vardı ve hükümler verildi. Selahattin Demirtaş'a 42 yıl 6 ay ceza verildi ve birçok isim beraat etti ya da serbest bırakıldı. Nasıl gördünüz duruşmanın sonucunu? Şimdi ilk günden beri takındığım tutumu değiştirecek değilim çıkan sonuçlara göre. Bu dava bir siyasi dava. Hı hı. Yani bir kere olay olduktan 5 yıl sonra açıldıysa bir dava ve iddianamesi de doğrudan bir partinin genel başkanı tarafından yıllarca yazıldıysa, sonra da dava açıldıysa, bu dava siyasi bir dava. Uzamasıyla, zamanlamasıyla, karar duruşmasının seçimden sonraya bırakılmasıyla falan her yönüyle siyaseten kullanılmaya elverişli bir dava. Tabii çok farklı değerlendirmeler yapılabilir. Bir kez verilen cezaların bazıları istenene göre çok düşük cezalar. Ama tabii burada Selahattin Demirtaş'a ve Figen Yüksekdağ'a verilen cezalar görevlerinin başındayken ve bir partinin eş genel başkanlarıyken, evet, alınıp da suçlandıkları şey ve bu cezalara baktığınızda tabii kabul edilebilir bir tarafı yok. Tabii bir yandan çok simge kadın siyasetçilerin yattıkları kadarına denk gelecek şekilde bugün tahliyeyle sonuçlanacak kararlar almış olmaları, bazı beraat kararları önemli. Ama böyle dönüp geriye baktığınızda mesela hepsi birden neyle suçlanıyordu? Yasin Börü'nün katili olmak, değil mi? En çok konuşulan şey. Ama beraatler. Her biri Yasin Börü'nün ölümünden sorumlu olma suçundan beraat ettiler. Yani bu dava siyaseten ne kadar çok kullanıldı ve bugün geldiğimiz noktada işte Yasin Börü'nün katilleri dediklerine mahkeme Yasin Börü'nün ölümünden sorumlu olmadıklarını söyledi. O yüzden bu davayı bir hukuki dava gibi değerlendirmek yerine tabii bir partinin genel başkanı olmasam her beraat edenleri, yattığı yeterli görüp bırakılanları ve ağır cezalar alanları hangi kategorilerde değerlendirmek gerektiği üzerine farklı beyin jimnastikleri yapabilirim. Ama kim ne derse desin bu davada bir hukuk yok. Yargılama süreci bir kere hukuki değil. Çok yakından takip ettik. Arkadaşlarımız bugün de oradaydı. Evet, önceki günlerde de oradaydılar. Tabii ki temyiz ve daha doğrusu istinaf ve Yargıtay aşamalarını dikkatle takip edeceğiz. O aşamaların da son derece manipülasyona açık aşamalar olduğu
gün gibi aşikar ortada. Bu davaya hukuka uygun bir şekilde iddianame hazırlandı. Hukuka uygun bir şekilde soruşturma, kovuşturma yapıldı. Yargılama, adil yargılama ilkelerine göre yapıldı. Kimse diyemez. Bunu böyle yorumlamak lazım. Şu karara sevindim, bu karara üzüldüm demenin de çok bir manası yok. Sonuçta topyekun bir hukuksuzluğa işaret etmek gerekiyor. Evet, aslında eminim hepimiz bir noktadan sonra bu normalleşme süreciyle hem bu hukuk süreçlerinin nasıl bu şekilde ilerleyebileceğini soracağız size. Hem de emniyet ayaklarını, ama ben Uğur abiye sözü vermek istiyorum. Ayhan Bora Kaplan soruşturması ile ilgili başlayacaktır. Şimdi dikkatimi çekti. Siz konuşurken rahatlıkla hukuk yok diyebiliyorsunuz. Bu aslında bir demokratik hukuk devletinde yaşanabilecek en kötü durumlardan biri. Bunu söyleyebilmek. Çünkü her şeyin başı hukuk. Hukukun olmadığı yerde bir şey yapabilmek mümkün değil. Ayrıca Türkiye günlerdir Ayhan Bora Kaplan soruşturmasındaki şaşırtıcı, hatta ürpertici gelişmelere tanık oluyor. Şoke edici gelişmelere tanık oluyor. Bu arada Sinan Ateş suikastinin iddianamesinin de içinin boşluğu çok büyük tepkiye neden oldu. Siz de bugün bunları değerlendirirken İtalyan mafya filmlerini seyrediyoruz gibi geliyor demişsiniz. Bunu biraz açar mısınız? Tabii şöyle ifade edeyim. Bir kez bu Ayhan Bora Kaplan meselesini konuşacaksak işin şu tarafını bir kısaca hatırlamak gerekiyor. Ayhan Bora Kaplan aileden birisiyle birlikte Kızılay'ın ortasında korsan CD satışı yapan biridir. Gelirler kendisinden haraç isterler. Bu aracı vermeyi reddeder. Abisini tartaklarlar. Bu da tartaklayanı ayağından vurarak hapse düşer belli bir süre. İçeride uyuşturucu mafyasıyla tanışır. Çıkar ve Ankara'da torbacılıkla başlayan, sonra işte belli torbacıların amirliği falan, uyuşturucu ticaretine yön veren birisidir. Ayhan Bora Kaplan böyle bir kişi. Daha sonra tabii ucu başka yerlere dokunduğu için bazı suçların çok üzerinde durulmuyor herhalde, ama Ayhan Bora Kaplan dosyası enine boyuna tartışıldığında burada tabii ki tehdit, adam kaçırma, şantaj, bir sürü şey. Mala çökme. Mala çökme falan. Ayrıca devlete emanet yurtlardaki 18 yaşına yaklaşan öğrenciler, devletin korumasındaki kimsesiz genç kızların işte iş bulma, iş çalıştırılma vaadiyle ilk önce garsonluk, ardından daha iyi para lokanta da var, yok içkili lokanta derken felaket bir şeyin içine sokuldu. Bütün bu rezilliklerin içinde hepsi birden var. Ama bu Ayhan Bora Kaplan, benim yanımdan giden biri, bununla buluştu. Ne gün? 15 Temmuz gecesi. Biz 15 Temmuz gecesi muhataplarımızı aradık. Genel merkezde toplanmıştık 14 kişi. Meclisin açılması gerekir. Bütün darbeler meclisi kapatır. Meclis kapalı yakalandı. Gelirler burayı sararlar, meclisi ele geçirmiş olurlar. Biz meclisi açıp buradan direnelim. Kaplumbağanızla gittiniz. Sarı Volkswagen'le, evet. Aykut'la birlikte gittiğimiz gece muhataplarımızı aradık. Meclis başkanını, başkan vekillerini, hatta geçen Cumhurbaşkanı görüşmesinde Sayın Elitaş da oradaydı. Hatta dedim ki Elitaş'ı da aradım. Kendisi Kayseri İl Başkanlığı'ndaydı yanılmıyorsam. Doğru dedi Elitaş. Çok iyi hatırlıyorsunuz. Ve döndük dolaştık. Meclise gittik. Mecliste ilk konuşmayı meclis başkanı yaptı. İkinci konuşmayı ben, yanılmıyorsam. Üçüncü konuşmayı Mehmet Muş. Sonra Erkan Akçay yetişti. Dördüncü konuşmayı Erkan Akçay. Sonra Bekir Bozdağ konuştu bakan olarak. Ardından tabii dikkat de ediliyor, bir iktidar bir muhalefet, hani o gece birlik beraberlik halinde. Bekir Bozdağ kürsüden konuştu. O sırada bizim, yanılmıyorsam, Levent Gök konuştu. Süleyman Soylu da orada oturuyor. Ondan sonra ben Süleyman Bey konuşsun dedim. O da konuşsun dedim.
O zaman Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı kendisi. İçişleri Bakanı falan değil. Kalktı geldi kürsüye ve meclis başkanına dedi ki benim zamanım geldi dedi. Arkadaşlarla TRT'nin önünde buluşacağım dedi gençlerle. Bu lafı dün gibi biliyorum, oradaki herkes de hatırlıyordur. Tabii o an için bir önemli bir şey değildi. Sonradan Süleyman Soylu'nun TRT'nin önüne gittiği, TRT'yi geri almak için bir mücadeleye giriştiği, sonra kayıp silahlar konusunda TRT'nin önünde buluştuğu bir takım sivil kişilere silah dağıttığı, bu tartışmalar falan. Sonra o kişilerin Ayhan Bora Kaplan'ın ekibi olduğu çıktı ortaya. Şimdi Serdar Serçelik de var o akşam tabii, orada. Tabii tabii. Evet. Şimdi yani Ayhan Bora Kaplan korsansıydı, torbacı, uyuşturucu, gasp falan ve Süleyman Soylu'yla TRT'nin önünde randevuleşme. Ve sonrasında da Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanı oluyor belli bir süre sonra, darbeden sonra Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı iken. Ardından da Süleyman Soylu'nun o çok tartışmalı süreci. Ayhan Bora Kaplan'ın himaye edildiğine ilişkin iddialar çok ciddi. Ve bu süreçte herkes birbirini suçlarken aslında gizli özne diyebileceklerimizden bir tanesi de Süleyman Soylu. O yüzden eğer bu soruşturma gerçekten dört başı mamur yürüyecekse Süleyman Soylu hakkında bir fezleke hazırlanacak. Gelecek, oy birliğiyle karma komisyondan geçecek, dokunulmazlığı kaldırılacak ve yargı önünde bildiklerini, sorulan soruları cevaplayacak ki bu olayı gerçekten çözülebilsin. Şimdi siz Süleyman Soylu'yu İçişleri Komisyon Başkanı sıfatıyla ve dokunulmazlıkla, o sürecin zaten dokunulmazlığı, içinde bulunduğu sürecin bakan dokunulmazlığı var. Süleyman Soylu hakkında bir soruşturma komisyonu kurulması, yani dokunulmazlığını kaldırmazsanız, soruşturma komisyonu kurulmasını önermezseniz, mecliste oluşturulacak bir komisyon savcı sıfatıyla gerekeni yapmaz ve Süleyman Soylu'yu Yüce Divan'ın önüne çıkarmazsanız, bu olayın zaten en önemli kısımlarından bir tanesi üstü kapalı kalır. Siz mafya filmlerine benzettiniz yaşadığımız günleri. Ama şöyle bir sahne bence mafya filmlerinde de olamaz, İtalyan mafya filmlerinde. Ayhan Bora Kaplan'ın parasına çöktüğü, işine çöktüğü, hayatını mahvettiği bir müşteki, bir mağdur şikayet etmek için Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne geliyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün özel otoparkında kendisini Ayhan Bora Kaplan, Serdar Serçelik ve adamları ellerinde uzun namlulu silahlarla karşılıyorlar. Ve adamı arabanın bagajına sokup sorgulamaya götürüyorlar. Öyle bir sahne İtalyan mafya filmlerinde de olamaz. Abartılmış denir çünkü. Şimdi burada şu kadarını söyleyeyim. Daha konuşulacak çok şey var. Ve hani sizin arzu ettiğiniz yönde devam ederiz. Bugünün tartışması şu. Bir partinin genel başkanı Sayın Bahçeli, ülkenin İçişleri Bakanı birer tweet atıyorlar. Yani karşılıklı açıklamalar yapıyorlar. Biri tweet atıyor, biri cevap veriyor. Muğlak tweetler. Tweetlerde hem çok şey söyleniyor hem hiçbir şey söylenmiyor. Herkes işte Cumhurbaşkanı'na ve nasıl söylüyor İçişleri Bakanı? Cumhurbaşkanımıza ben ve açtım, hükümetimize. Açtım, okuyayım mı size? Yani olabilir. Bunu şey yapacağım. Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize. Hangi kurum içinden Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve siyasilerimize yönelik bir yapılanma varsa sonuna kadar gidip o yapıları tespit edip adalete teslim edeceğiz. Şimdi bir kere bunu söylüyor. Şimdi burada ve devamında da FETÖ'vari yöntemler falan diye bitiriyor. Diğer taraftan geçmişte Süleyman Soylu'nun en iyi ilişki içinde olduğu kişi, hatta derlerdi ki bir ara Süleyman Soylu artık AK Parti'nin değil MHP'nin bakanı diye Ankara'da konuşuluyordu. Milliyetçi Hareket Partisi ve son günlerde ortaya çıkan bir şey nedir? İddianame yazılmış. Sinan Ateş iddianamesinden bahsediyorum. İddianamede olaya karışan aracın, mobiletin, her şeyin plakası var. Ama bir tane araca siyah Audi diyorlar. Bir tek onun plakası yer almamış. Sonra o siyah Audi'nin hangi Audi olduğuna ilişkin bir fotoğraf ortaya çıktı. Tabii buna erişen arkadaşlar, haber yapan arkadaşlar büyük bir gazetecilik işi yaptılar. Cesaretli bir iş yaptılar ayrı.
Ama ne bunun ortaya çıkmasını bir gazetecilik başarısı olarak gören var. Bu iki tarafta, yani eğri oturup doğru konuşalım. Konunun iki tarafı da, bir taraf Süleyman Soylu'nun işin ucunun kendisine geldiğini düşünerek süreci enfekte etmek için bunu servis ettiğini ve Ali Yerlikaya'nın üstüne yıktığını iddia ediyorlar. Öbür tarafta diyor ki Ali Yerlikaya MHP-AKP ilişkisini dinamitlemek ve Süleyman Soylu'yu işin içine katmak için bunu yaptı diyorlar. Ve bu bir suç. Fotoğrafı servis. Oysa suç olan ne? Fotoğrafın gizli kalmasını beklemek suç. Burası bir hukuk devleti ise iddianamede o arabanın plaka numarasının yazılmaması kabul edilemez. Kim kullanıyormuş arabayı? Kim kullanıyorsa kullansın. Çıkarsa ki Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Başkanı, alsınlar götürsünler. Yargılasınlar, cezasını versinler. Ama şimdi hiç şüphe yok. Araç sizin olsa yazılır. CHP'li birinin olsa yazılır. Bir iş adamının olsa yazılır. Ama Ülke Ocakları Başkanı'nın kullandığı araç olunca iddianameye yazılamıyor. Şimdi bu süreç öyle kolay sindirilecek bir süreç değil. Ama şuna ciddi şekilde ihtiyaç var. O aracın plakasının iddianamede olmaması başlı başına bir yargılama konusudur. İddianameyi hazırlayanlar için, onlara bu telkini yapanlar için. O yüzden Türkiye'nin, ben normalleşme diyorum, diyorlar ki yumuşama. Türkiye'nin normalleşmeye ihtiyacı var. Bu ne hani sorduğunuzda ayrıca detaylı, ne muhalefeti yumuşak yapmaktır. O yüzden ben yumuşama lafına. Bu 2024 yılında anayasası olan, seçimler yapılan, yeminle göreve başlayan milletvekillerinin, cumhurbaşkanının, bakanların olduğu bir yerde, yani burası bir muz cumhuriyeti değilse ve kuruluşunun 100. yılını geçen sene kutladığımız bu cumhuriyette, eğer insanlar suçu işleyenin partisine, siyasi aidiyetine ya da ittifak ortaklıklarına göre değerlendiriliyorsa, gözü yaşlı bir anne, ben Ayşe Ateş'le en son bu binada görüştük. Geldi dedi ki bugüne kadar hep siz destek olduğunuz parti olarak da Kemal Bey'in de hakkını teslim etti. Bana da çok iyi şeyler söyledi. En son anneler gününde görüştüm kendisiyle ama ondan önce defalarca. Dedi ki her türlü yardımınızı istiyorum ve artık görünür olabilirsiniz. Benim sizden başka güvenecek kimsem kalmadı dedi. Ben kendisinin Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüşmek istediğini bir yıldır biliyorum. Ona da aracılık etmeye çalıştım. Sayın Bahçeli'ye de bir mesaj oldu, onu da ilettim. Ama gözü yaşlı bir anne ve iki tane kız evlat kalmış orada ve sokak ortasında, Ankara'da, başkentin ortasındaki o cinayet devlet düzenine meydan okumaktır. Yani biz gelir burada infaz yaparız diyorlar. Sonra da birçok devlet memurunun içine karıştığı ve emniyetçe koruma kararı verilmiş bir aracın içine karıştığı şekilde kaçıyorlar. Ve bu konuda iddianame, mesela Deniz Bey çok iyi bir gazeteci Ankara'da. Herkes belli bir konuda onun nasıl değerlendirme yapacağını bekler. Deniz Bey iddianameyi bekliyordu yeni bir şey öğreneyim diye. Deniz Bey yazsa iddianameyi, iddianameden daha güçlü bir iddianame yazardı. İddianame bildiklerimizin gerisinde bir iddianame. Oysa ki o kadar yetki verilmiş, adama Cumhuriyet Başsavcısı unvanı verilmiş. Yaptığı soruşturmanın sonunda ortaya çıkardığı iddianame sizin bizim bildiğimizin gerisinde. İddianame değil, aklamaname. Bu şartlar altında söylenecek söz şu. Türkiye'nin normalleşmeye ihtiyacı var derken benim bir tane şartım var. Yani hatta şöyle işi iyice böyle basitleştirelim. Gerçekten ben bu normalleşme meselesini hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gelenekleri açısından, Türkiye'deki insanların hak ettiği yöneticilerin tavırları açısından, siyasi açıdan, stratejik açıdan birçok yönüyle çok önemsiyorum bu meselenin kendisini. Ama işin özü şu, bir noktaya indiriliyor. Biz diyoruz normalleşme olmalı. Bir tarafta diyor ki evet olsun, çok iyi olur, bir anayasa değişikliği yapmalıyız. İş buraya düğümleniyor. Ben de diyorum ki bir anayasa değişikliği yapılacaksa eğer, o anayasa değişikliği mevcut anayasaya tam uyulduğunda, gerçek bir hukuk devletine dönüldüğü zaman yapılabilir. Şimdi bir yere bağlamak istediğim için bunu söyledim. Dün yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi.
Geçen. Şimdi bu normalleşme meselesine uygun bir zemin yok ortada. Yani siz Yargıtay'da Papa seçimi gibi 37. tura kadar kalmış bir seçimden turlar arasında iki görüşme yapacaksınız. Adayın biri sizin adayınızı lehine çekilip bir başka talep açacak. Sonra o çekilmeyi Yargıtay üyeleri bile lehine çekildiği halde hazmettiremeyip dire adaya oy verecekler. Sonra siz de hani hukuk devleti değil racon devleti olmuş. Yine de sözünüzü tutup ikinci çıkmasına rağmen oylamada atacaksınız. Ve o atadığınız kişi Anayasa Mahkemesi kararına direnen ve Anayasa Mahkemesi üyelerine suç duyurusunda bulunan kişi. Yani anayasa ihlalinin cisimleşmiş hali. Şimdi ben anayasaya tam uyum olmadan normalleşme olmaz veya anayasa konusunda mesafe alınamaz diyorum. Dün akşam yayınlanan atamaya bakalım. Ya da işte bugün ve birkaç gündür yaşadığımız aslında birbiriyle bağlantıları da olan Sinan Ateş ve Ayhan Bora Kaplan davalarına ve iddianamelerine bakalım. İsmi Ayhan Bora Kaplan değilmiş, Bora Kaplan'mış. Hı. Öyle mi? Evet, kod ismi Ayhan'mış. Evet, yani racon ismi Ayhan'mış. Polis de onu kod adı olarak kullanıyormuş. Avukatları dün bize Ayhan ismini kullanmayalım, biz Bora Kaplan diyoruz gibi bir şey yaptılar. Şöyle bir, şimdi siz konuşurken benim kafamda şöyle bir tablo ortaya çıktı. Şimdi bakın, Kavala kararı, yeniden yargılanma başvurusu istiyor, yapmıyorlar. Aynı hafta Van'da 5 polisin katili olan şeylere, Hizbullahçılara yeniden yargılama hakkı kanun çerçevesinde yararına bozma talep edildi. Evet, beraat ettiler ve aramıza döndüler. 5 polisin katili Van'da aynı hafta içinde oldu. Osman Kavala'ya ahim kararına rağmen vermediler. Şimdi siz anlattığınız Sinan Ateş davasının iddianamesi, burada Bora Kaplan meselesi, orada Kobani davası, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararı, bütün her şey bir yargı şey içinde dönüyor. Ama öbür tarafta da şunu görüyoruz. Orada da bir, siz bugün filler tepişir dediniz. Bir kavga var. Şimdi biraz esprili de bir soru sormak istiyorum. Bu İçişleri Bakanı'nın kastettiği, yani diyor ya kim ki, hangi kurum içinde Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve siyasilerimize yönelik bir yapılanma varsa sonuna kadar gidip siz mi karıştırıyorsunuz emniyeti? Ya gerçekten, yani şimdi oradaki polislerin herhangi birinin atanmasına referans oldunuz mu mesela bugüne kadar? Hayır. Ya da emniyet müdürünü siz mi atadınız? Ya da bu hakimlerden, savcılardan herhangi birini siz mi atadınız? Bu yani... Ayhan, kim kimi suçluyor? Evet, Ayhan Bora Kaplan mağduru oynuyor iki haftadır. Serdar Serçelik mağduru oynuyor iki haftadır. İktidar, biz işte yine bir komplonun, bir kumpasın, bir darbe girişiminin mağduruyuz gibi bir mesaj veriyor. Ne olacak bu ülkede biz... Burada somut örnek var. Ben Organize Suçlar Şubesi'ndeki bir komiserle telefonla görüşmediğimi kanıtlayabilmek için iki gündür uğraşıyorum. Yani ya bu yargı ve polis de bu hani tuz çürüdü gibi bir tabloyla karşı karşıyayız. Bu nasıl düzelecek? Nasıl çıkacağız işin için? Kime güveneceğiz biz vatandaşlar olarak adalet konusunda? Bir de hak, burada hukuk ek bir konusunda soru, şey, yani o bahsettiğin, aslında o açıkladığın sözlerde bir de Erdoğan'ın sözünü unutmamak lazım. Hani kuklayı da kuklayıcıyı da, kuklacıyı da biliyoruz. Siz misiniz sözü kuklacı? Mesela hani yoksa ne biliyor olabilir? Cemal Engiyurt'udur acaba. Şimdi birincisi yani bir kere bir kez daha söylemek lazım tabii. 22 yıllık bir iktidar bir kez daha kendi düşmanını üretti ve onunla kavga ediyor. Ve herhalde bu biraz daha devam edecek. Bunu 15 Temmuz sürecinde de yaşamıştık. Şimdi de göya her yeri temizlediler, her yeri yaptılar. Tabii burada ek iddialar da var. Yani aslında MIT'in bir raporu oldu. MIT'in raporunda 500'ün üzerinde kişiyle ilgili kripto FETÖ soruşturması oldu. Bu kripto FETÖ soruşturmasının bir takım muhataplarının şimdi aksiyon almakta ve operasyonları başlatmakta olduğuyla ilişkin bir karşı tezde dolaşıma sokuluyor. Yani artık böyle siyah iplikle beyaz iplik veya işte
Albayrak'ın dediği at izi ile it izinin birbirine karışma halinin üçüncü türevini, versiyonunu yaşıyoruz yani. Neyin ne olduğu, zaten birileri de bilerek bunu bu şekilde yapıyor, bir kez onu görmek lazım. Diğer taraftan benim dikkatimi çeken Sayın Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı hükümet ve siyasilerimiz diyor. Yani ittifakımız demiyor. Ama bir taraftan birileri Cumhurbaşkanımız ve Cumhur İttifakı hedef alınıyor diyor. Yani Cumhur İttifakı'nın hedef alınmasıyla suçlanan şu anki durumda Ali Yerlikaya. Ali Yerlikaya da FETÖ'vari yöntemlerle Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz diyor. Ve siyasilerimiz. Orada ittifakımız falan diyebilecekken siyasilerimiz kelimesini tercih ediyor. Yani doğrudan bir yere işaret etmiyor. O yüzden burada kime güveneceğiz dediğinizde, bu şartlar altında biz kimseye güvenemeyiz. Zaten kimse birbirine güvenmiyor. Karşı tarafta bile kimse birbirine güvenmiyor. Ama o zaman şuna ihtiyaç var. Burada Sayın Erdoğan bir karar verecek. Sayın Bahçeli bir karar verecek. Biz bu konuda, onlar gerçekten hakikate önem verirler. Bu meselelerde kurumsal bir sorumlulukları olmadığını, ama partilerindeki genel başkan yardımcısıdır biri, biri bakandır, öbürü eski bakandır. Gerçekten kimse bu işlerde devleti 2024 yılında bu hale düşüren kimse hesabını versin derlerse bu iş çözülebilir. Yok. Evet, kan akmıştır ama burada benim partimden birilerinin sorumluluğu ortaya çıkacaksa bu kan yerde kalmalıdır, bu cinayet görülmemelidir denirse, öbür tarafta ya bunu da ben atadım, önceki bakanı da ben atadım, emniyet müdürlerini de ben atadım, burada gerçek ortaya çıktığında sorumlu ben olacağım deyip olayın üstü örtülmeye çalışırsa, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bundan sonra böyle bir devlet ciddiyetinde onu kimse görmez. Ve bütün iyi niyetli yaklaşımlarımıza rağmen ne normalleşme olur, ne yumuşama olur, ne efendim kutuplaşma son bulur. Ama şöyle bir şey var. Şunu bilsinler, bunu da özellikle söylemek isterim. Bu memleketin çok önemli sorunları var. Bu millet anayasaya göre iki iktidar alanı var ülkede. Bir, mahalli idareler, iki, merkezi yönetim. Geçen sene Mayıs ayında merkezi yönetimi ikinci turda da olsa, yani salt çoğunlukla ilk başta %50+1'le olmasa da, Meri Anayasa'nın ilgili hükmü gereğince Sayın Erdoğan'a yürütme görevi verdi. Beklentisi bugünkü tablo değil. Milletin beklentisi enflasyonun düşmesi, hayat pahalılığının durması, emekli maaşlarının artması, öğretmenlerin atanması, işte bütün mağduriyet aranlarının, staj mağdurlarının, çıraklık mağdurlarının, askeri personel, sivil personel, birçok talepleri var herkesin. Bu dururken burada biz bununla meşgulüz. Bu kabul edebileceğimiz bir şey değil. Biz burayı dikkatle takip ediyoruz. Ve gördünüz yani, daha geçen hafta Sayın Bahçeli ile, ondan önceki hafta Sayın Erdoğan'la son derecede yapıcı üslupta görüşmelerimiz de oldu. Ama onlar bu kargaşayı, bunun üstünü ört veya bu tartışmalarla memleket meşgul olacak, öbür meseleler konuşulmayacaksa bir kez bu olmaz. İki, o meseleler çözülsün diye yetki alanlar kamu yönetimini bu kadar ellerine yüzlerine bulaştırıyorlarsa, yetkilendirdikleri kişiler, ki bu aslında hani doğru yerden tartışmak gerekirse bir sistem krizine işaret ediyor. Yani bakanların sadece meclisteki kürsüyü emaneten yemin etmek için bir kere kullandıkları, sözlü soru denetiminden muaf oldukları, gen soru veremediğiniz, hesap soramadığınız, yüzüne her şeyi söyleyip cevap bekleyemediğiniz bir sistemde karabatak gibi bakanı atıyorsun, batıyor. O bataklıkta kimle temas ediyor? Bunu önceki İçişleri Bakanı için söylüyorum. Bugünkü İçişleri Bakanı için bunu söyleyecek bir verim, bir şüphem yok şu anda elimde. Ama o bataklıkta kimle haşırleşir bilmiyorsunuz. Sonra bir gün bir yerden kafasını çıkarıyor, olanca çamuruyla birlikte. Sonra da etrafını kirletmeye başlıyor. O yüzden mutlaka ve mutlaka bu ülkenin hukuk devletine dönmesi, demokrasiye dönmesi lazım. Ama burada bir liderlik olacaksa bu ülkeyi yöneten ittifakın liderleri onun kaşına, bunun gözüne bakmayacak. Yok, bakıyorlarsa
O zaman kurumsal olarak bu rezaletin içinde olduklarını kendileri kabul ediyor. Bu iradeyi, çok özür dilerim. Siz bu iradeyi görüyor musunuz Sayın Erdoğan'da ve Sayın Bahçeli'de? Son günlerde yaşadıklarımdan sonra bu konuda iyimser olduğumu söyleyemeyeceğim. Çünkü 45 dakikaya yakın olduk biz yayına başlayalı. Hiç normal bir şeyden bahsetmiyoruz. Tabii. Onu söylemeye çalışıyorum. Ama şunu söyleyeyim ben. Ben de tamamlayayım Bey'in sorusunu. Sayın Özgür Özel, siz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak yakında Sayın Cumhurbaşkanı ve belki de Sayın Devlet Bahçeli iadeyi ziyarette bulunacaklar size. Yine görüşmeleri sürdüreceksiniz. Bu süreçten somut olarak beklentiniz ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak varmak istediğiniz hedef nedir? Açık olarak söyler misiniz bunu? Birincisi şu, Sayın Erdoğan'la yaptığımız görüşmeden sonra ihtiyatlı bir iyimserlik halinde olduğumu söylemiştim. Benim Sayın Erdoğan'la yaptığım görüşmenin kamuoyuna yansıyan kısımlarını zaten söyledik ve biraz önce saydığım sorun alanlarında mutlaka çözüm. Ben şöyle bir temel prensip söyledim. Hem olağanüstü olaylar olduğunda, örneğin hatta şöyle örneklendirdim. Yani Antalya'nın Manavgat ilçesinde ilçe emniyet müdürü bir iş yapıyor. Burada benim Milli Eğitim'den sorumlu genel başkan yardımcım, gölge kabinedeki Milli Eğitim Bakanımla, sizin Milli Eğitim Bakanınız önce konuşsunlar. Eğer oraya bir işlem yapacaksanız ya da o konu hakkında bir atamadır geri alacaksanız, meseleyi çözecekseniz, mağdura sahip çıkacaksanız biz o konuda bir şey demeyelim önce. Yok değilse en sert siyaseti yapalım. Çünkü doğrudan yaptığımızda medyanın bir kısmı, sonra onu savunmak için öbür kısmı ve hakikat arada kaybolup gidiyor. Mağdurlar hakkını arayamı falan. Bir temas olsun bakanlar, gölge bakanlar arasında. Bunu tüm alanlarda yapalım ve sonrasında siyasetimizi yapalım, en sert muhalefetimizi yapalım. Ve bu konuda aslında mesafe alabileceğimizi umuyordum. Ayrıca şunu söyleyeyim. Benim tabii bütün görüşmeyi ve aldığım cevapları, o bütün detaylarıyla paylaşmam müzakere tekniği açısından doğru bir şey değil. Ama biz o görüşmede Sayın Büyükelçiler not tuttular ve tamamen kayıt altında ve bir nüshası genel başkanlıktaki çelik kasada olmak üzere partinin arşivine de kapalı bir zarfla teslim edildi. Yani o toplantıdan umutlu çıktınız ama değil mi? Şöyle ihtiyatlı, yani temkinli bir iyimserlik içinde çıktığımı şundan söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne bir iadeyi ziyaret yapılacak. Koltuk meselesi konuşulduktan sonra böyle yapalım dendi. Uygun olacağını söyledik. Devamında benim ifadelerim oldu. Biraz önce söylediğim sorun alanları. Örneğin emekliye zam yapılacaksa hep birlikte oy verelim. Yapılmayacaksa biz işte emekli mitingi yapıyoruz. Öğretmen ataması 68 bin öğretmenler istiyordu. Ben dedim ki norm kadro boşluğu 94 bin. 20 bin de emekli var, 124 bin, 120 bin öğretmen atanırsa desteklerim, atanmazsa siyasetin gereği muhalefetimi yaparım. Yarın Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek. Bu konuda asgari ücret alan için çok düşük, veren için çok yüksek. Büyük bir açmaz içindeyiz. Buna devletin mutlaka bir çözüm bulup asgari ücreti arttırması ama esnafa, KOBİ'ye ve küçük üreticiye, para kazanmayana da yük olmaktan çıkarması lazım. Bunu birlikte çalışalım. Yok, biz kemer sıkıyoruz, veremeyiz. Verginin %11'ini gerçek kazananlardan alacaksın. Kemeri asgari ücretliye sıktıracaksın. Ben buna miting de yaparım, yürüyüş de yaparım, eylem de yaparım. Bu konularda mesafe alabileceğimiz alanlar olduğunu düşünüyordum. Ayrıca benim önüme anayasa geldiği için hem Sayın Kurtulmuş hem Sayın Erdoğan benzer ifadelerle bu meclisin anayasa yapacak güçte olduğunu ve birlikte bir sivil anayasa yapmaya bizi davet ettiklerinde ben kendilerine mevcut anayasaya tam uyumu söyledim. Hatta dedim ki anayasalar herkesin üzerine uyacak kıyafet, böyle mucizevi kıyafetlerdir. İyi anayasa kim giyse üstüne uyar. Kötü anayasa üstüne yapıldın, hatta şeyi de gülüşerek söyledim. Yani ben bunu mecliste çok söylüyorum, herhalde aktarmışlardır dedim. Anayasalar her Doğan için yapılır. Erdoğan için yapılmaz. Erdoğan'a göre yaptığınızda 2 yıl sonra ona da uymuyor. Oysa Erdoğan'a göre yapsanız 2 yıl sonraki Erdoğan'a da uyar.
Ve o yüzden de... Bir de başka bir öneriniz oldu mu? Her şeyin üzerinde bir kuruldan bahsediyor. Şöyle, o ayrı, onu anlatabilirim. Onu geçen gün bir gazeteci arkadaşla, galiba Nevşin Hanım'la sohbet ederken söyledim. Onu detaylandırabilirim size. Ama Sayın Erdoğan olmadı. Ben bırakın içerik, usul bile tartışmadım. Çünkü şöyle bir şey söyledi. Numan Bey bize Mayıs sonuna kadar demişti. Dem Parti çıkışında Haziran sonu diye söyledi. Revize etti tarihi. 2 ay içinde usule yönelik önerileri alalım. Çalışalım. Ekim'de de içeriye başlayalım diyor. Biz usul dahi tartışmıyoruz. Çünkü bir anayasa tartışmasının içine girmek için benim ön şartım şu. Mevcut anayasaya tam uyum. Ve diyorum ki yeni bir elbise isteniyorsa öncekini ne yaptın diye bakarlar. Önceki neden olmadı diye bakarlar. Bir de yenisini giyecek misin diye bakarlar. Uyulmayacak bir anayasa niye yapalım? Anayasa uyum konusunda bir güvence meselesini ayrıca tartışalım. O teknik bir mesele. Ama ben ne Sayın Erdoğan'la ne Sayın Bahçeli ile yaptığımız görüşmelerde bırakın anayasa ile ilgili esasa usule bile şöyle olabilir böyle olabilir. Ben sadece anayasaya uyum. Anayasaya uyum dediğinizde ahim kararları var. Anayasa Mahkemesi kararları var. Anayasa Mahkemesi'nin bağlayıcılığını kabul etmemek, hatta mahkemenin kapatılmasına yönelik çağrılar var. Şimdi bu şartlar altında bir anayasa masasına oturmak nasıl mümkün olabilir? Yani işin bu tarafını söylüyorum. Kalk bir de şunu da söyledim, size de söyleyeyim. Her yerde söylüyorum, Sayın Kurtulmuş'a da söyledim. Bir masa kuruldu. Ben de özgür öz olarak kalktım, geldim, oturdum. Biz son seçimde 17 milyon 500 bin kişiyiz. Sadece sandıkta buluştuklarımız. 17.499'u ayakta kalır. O masaya Özgür Özel 17,5 milyon kişiyi ikna etmeden oturamaz. Özgür Özel'in öyle bir lüksü yok. Bana bugünkü 31 Mart seçimlerinden sonra işte siyaseten parti güçlendi, biz güçlendik. Elbette siyasetin gereği bu. Birinci parti lideri bir gün 30 Mart'a göre çok daha güçlüdür siyasette. Ama bu gücü bana 31 Mart sabahı yataktan kalktım da bir mucize oldu da güçlendim değil ki. 17,5 milyon insan verdi. Onların ikna olmadığı bir masaya ben oturamam. Tek başıma otururum. 17 milyon 499 kişi ayaktaysa zaten o anayasa değildir. Yani. Özgür Bey, Cumhurbaşkanı ne zaman gelecek? Benim o konuda bir fikrim yok. Geçen haftalarda böyle bir bu hafta için dediler ama ben sanki Haziran'ın ilk haftası gibi anladım böyle genel değerlendirmelerinden. Yakında geçeceğiz diye bir değerlendirme peki, de bulmuş. Şimdi siz hem bu Ayhan Bora Kaplan meselesinde hem Sinan Ateş meselesinde siyasal tavrınızı ortaya koyuyorsunuz. Birçok eleştiri, birçok soru dile getiriyorsunuz. Bugüne kadar sizi İçişleri Bakanı ya da Adalet Bakanı arayıp ya bu konularda olay şudur. Hani şeyde de demiş ya size Kavala işinde bilmediğiniz şeyler var vesaire, öyle haberler çıktı. Öyle bilmediğiniz şeyler var demedi de yani Kavala'nın adı geçti. Karşılıklı değerlendirmeler oldu, öyle bir şey doğru. Yani sizi bilgilendirelim. Siz şu anda Türkiye'nin birinci partisiniz, partisinin liderisiniz. Sizi bilgilendirelim gibi bir o hani yumuşama ya da şöyle normalleşme bir şey oldu. Çerçevesinde. Tam nasıl olduğunu söyleyeyim. Ben dış politikadaki temaslarımdan, dış ilişkilerden bahsettim. Bu ülkenin dedim ki 20 yıl öncesine kadar şöyle bir geleneği vardı. Ana muhalefet partisi örneğin Almanya'ya gidiyorsa Dışişleri Bakanı'ndan briefing alırdı. Ya da yardımcılarından bir tanesi müsteşarımızdan briefing alırdı. Çünkü her şey gazetelerde yazmıyor. Almanya'yla örneğin şu anda Eurofighter'da gerçekte ne konuştuğunuz bilmiyoruz. Ben gittiğimde benim oradaki siyasi akrabam Olaf Scholz Almanya Başbakanı şu anda. Steinmeier Almanya Cumhurbaşkanı, SPD kökenli. İspanya Başbakanı'nın ben yardımcısıyım Sosyalist Enternasyonel'de. Gerçekten Türkiye'nin benim de aklıma yatan, menfaatine olan konularda beni bilgilendireceksiniz ki ben de gidip oradan sonuç alacağım. Sonra da gelip size briefing alıyorsam dönüşte de bilgi vereceğiz. Dışişleri Bakanlığı'na gelecek dış politikadan sonra genel başkan yardımcım. Şunları görüştük, biz şunu dedik, şu bunu dedi. İzlenimimiz budur, olay budur diyecek. Yani gerçek demokrasi, Türkiye bunu 70'lerde yapıyordu. Ali Yerlikaya'dan geldi ve, böyle bir şey. Bunun üstüne böyle hemen değil ama hani benim konuşmam bittikten sonra kendi değerlendirmeleri sırasında
bir talimat verircesine, Sayın Özelkalem Müdürü'ne dedi ki, Dışişleri Bakanı, hatta Milli Güvenlik, Milli Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı, Sayın Genel Başkan'ın ihtiyaç duyduğu hallerde ve kendileri gerekli gördüğü hallerde Sayın Başkan'a malumat versinler, briefing versinler diye söyledi. Ben de bugün dedim ki, yani biz tabii o günden sonra Ali Yerlika ile ben birkaç kez görüştüm. Cumartesi annelerinin 1000. günü geliyor. Anneler beni ziyaret etti. Ali Yerlikaya'dan da rica ettim. O da sağ olsun bir randevu verecekti ve annelerle görüşecekti. Birkaç hususta görüştük. O beni aradı. Hatta bir hafta önceki görüşmemiz not olarak kalmış. Bizimkiler onlar aradı diyor falan. Bir sabah böyle hani gündemsiz bir görüşmemiz de oldu falan. Ama beklerim bugünlerde gelsinler, bize bir şey yapsınlar. Yani şu oluyor bu, ama şöyle bir şey de söyleyeyim. Yani şimdi burada samimi davranmak gerekirse, ortalıkta dönen toz bulutuna bakarsanız İçişleri Bakanı gelip de ne anlatacak ki? Yani bir hukuk devletinde işlediği gibi işlemiyor süreç. Mesela, en azından şunu anlatabilir. Ya tabii Serdar, anlatabilir. Serdar Sertçelik Kasım ayında kaçmış. Kendisi yurt dışında olduğunu ifşa edene kadar hiç kimsenin haberi yoktu. Evet. Kendisi bu sürecin neresindedir, nerede fark etmiştir, kim kaçırmıştır? Yani bunları herhalde kendileri biliyordur. Bunlarla ilgili size bilgi verebilir. Siz de polisin içinde bir grup Ali Yerlikaya komplo mu yapıyor vesaire gibi bir fikir edinirsiniz. Çok iyi bir yere geldik. Cevabını reklamlardan sonra alalım Sayın Genel Başkanım. Çünkü reklama gitmemiz lazım. Hem de az önce önemli bir şey söylediniz. Ali Yerlikaya'nın cumartesi anneleriyle görüşmeyi kabul ettiğini söylediniz. Birazdan alalım cevabı, olur mu? Kısa bir ara vereceğiz. Evet efendim, devam ediyoruz özel röportaja. Ankara'dayız. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ndeyiz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e sorularımızı yöneltiyoruz. Duayen gazeteci Uğur Dündar ve Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek'le birlikteyiz. Evet, bir bölümü bitirdik. O bölümde özellikle emniyet ve adaletteki sıkıntılar, aksamalar ve özellikle de Ankara'nın üzerine bu birkaç gündür inen bu sisli puslu havayı konuştuk. Şimdi Deniz bir soru sordu. Deniz'in sorusuna cevap almak üzere size söz veriyorum. Evet, aslında Ali Yerlikaya sizi ne kadar bilgilendiriyor? Yani en azından şöyle, Sayın Yerlikaya ile iletişimimizin boyutuna baktığımızda, bir konuda bilgi istediğimizde gelip o bilgilendirmeyi yapmaya yatkın bir iletişim içindeyiz. Onu söyleyeyim, hani kendisine haksızlık etmek istemem. Ama bu konuda öyle bir pozisyonda ki, hem bir soruşturmanın başında, yani sorumlu olduğu bakanlıkta yürüyor. Bir yandan kovuşturma aşamasına geçmiş olan ama halen daha yeni delillerin çıkması söz konusu bir başka soruşturma var. Ve bir yandan da itham ediliyor. Öyle olunca hani kendisi böyle bir bilgilendirme yapmak isteyip gelse, anlatsa çok memnun olurum. Siyaseten benim bir desteğime ihtiyaç duyarsa onu da veririm. Siz hedefte olduğunu mu düşünüyorsunuz şu anda? Yani Süleyman Soylu... hedefte tabii. Yani ya şimdi iki tane tez var. Tezlerden birinde... Sizin görüşünüz ne? Ben yani şöyle, bu konuda kesin bir yargı yapabilecek kadar bilgim yok. İşte yani bildiklerim, bu anlattıklarımın hani 100 biliyorsam 60'ını konuştuk zaten. Ve açık kaynaklardan edindiğim bilgiler bunlar. Belki birazcık istisnai bir iki mevzu daha var. Hani şu anda ortaya çıkmayan ama işte öğrenci yurtları ile ilgili falan olan meseleler var. Öğrenci yurtları dedim, pardon. Koruma altında olan çocuklarla ilgili. Onun dışında ben açık söyleyeyim. Eğer Sayın Erdoğan gelip ya böyle bir işin içine girdik, sorumlusu kimse ortaya çıksın, siyasi bir destek verin derse, ona da destek vermeye hazırım. Sayın Bahçeli derse ki ya böyle bir işin içindeyiz, bu işten hep beraber sıyrılmamız lazım, kendisine de en net desteği vermeye razıyım. Sayın Ali Yerlikaya da gelip bir sunum yaparsa ve haklıyı haksızı ayırmaya katkı sağlayacak bir kamuoyu desteği isterse, orada da destek veririm. Bence bütün siyasi partilerde, ben bugün Sayın Dervişoğlu'yla da görüştüm, doğruya, iyiye doğru atılacak her adımda biz muhalefet olarak her türlü desteği veririz. Hep öyle yaptık geçmişte de. Bu kadar muğlaklıktan
Ne DEM Parti memnundur, ne İYİ Parti memnundur, ne Saadet memnundur, ne biz. Gelsinler mecliste bir komisyon kuralım. Onların belki kendi pozisyonları gereği yapamadıklarını hep birlikte yapalım yani. Ama bir adına temizeller mi denir, arınma mı denir, normalleşmek için hukuka dönüş mü denir? Hakikaten bir hani herkes birbirine operasyon çekiyor. Vallahi bir hukuka dönüş operasyonunun meclis eliyle yapılması lazım. Başka türlü olmayacak bu iş yani. Gerçekten Sayın Erdoğan davet etsin. Liderler zirvesi olsun. Gidelim, oturalım, kapalı kapılar ardında bütün siyasi liderler konuşalım. Bu iş buradan Sayın Erdoğan'ın sorumluluğu yoktur. Sayın Bahçeli bu işlerin dışındadır. Haberleri yok falan demiyorum. Ama bazen öyle olur ki liderler öyle bir işin içinde kalırlar. Tek başlarına o işten altından çıkmak, kendilerini siyasi mesuliyet altına sokacak diye cesaret edemezler. Böyle bir cesarete ihtiyaçları varsa ben onlara destek olacağım. Ama gelsinler Türkiye'yi gerçekten artık insanların savcısına güvendiği, emniyet müdürüne güvendiği, soruşturmasına, kovuşturmasına güvendiği bir hukuk devletine bu ülkeyi kavuşturalım diyorlarsa benden kayıtsız şartsız destek. Bir tek talebim var. Adalet, adalet, adalet. Peki şu anda bu tüm bu süreçler, bu gelinen nokta birçok hatanın aslında getirdiği nokta değil mi? Yani sonuçta hatanın sebebiyle hatayı çözmek mümkün mü? İşte bak, demek ki biraz önce koyduğum marj oydu. Yani ben demiyorum ki Erdoğan'ın burada kusuru yoktur. 22 yıldır bir ülkeyi yönetiyorsanız ve Ankara'da bunlar oluyorsa ki hani günü geldiğinde diyorlar ya Dicle'nin kenarında bir kurt kaparsa koyunu hesabını Ömer'den sorsunlar. Anlayışı bizim anlayışımız. Kamu yönetimi anlayışınız buysa Sinan Ateş'in evladına da evlatlara hesap soracaksa o da sizden sorar bu hesabı. Ayhan Bora Kaplan'ın mağdur ettiği herkes bu hesabı sizden sorar. Ama sonuçta siyaseten çünkü öyle bir noktaya geldi ki denge ve denetleme olmayınca böyle oluyor işte. Bir sistem kriziyle karşıyayız. Şöyle anladım ben, doğru mu? Siz diyorsunuz ki biz hesap da sorarız ama bir hesap sormadan önce gelsinler bir dertlerini anlatsınlar. Biz de tabloyu görelim, ona göre hesap soralım. Nokta. Çünkü seçmenlerinizin önemli bir kısmı siz Tayyip Erdoğan'la görüştüğünüzde ya niye görüşüyorsunuz? Ne işte hala nasıl güveniyorsunuz vesaire gibi tepkiler göstermişlerdi. Yani burada da benzer bir şey var. Şimdi İpek'in söylediği şey o. Sorunun kaynağıyla o sorunu çözmeye çalışmak gibi şöyle, bir tablo değil ben mi? Ben sorunun kaynağıyla sorunu çözelim demiyorum. Ama diyorum ki eğer kendi güçleri, partilerindeki güçleri, partilerindeki sıkışmışlıkları eğer bu noktadan sonra onları çaresiz bırakıyor ve atacakları adım siyaseten onları zora sokacak ve büyük sıkıntı içine kalacaklarını düşünüyorlarsa gelsinler bu işlerden biz kurtulmak istiyoruz desinler. Hep beraber cesaretle bu işin üstüne gidelim diyorum. Bu başka bir şey. İki, Erdoğan'la görüşmeden endişelenen ya da nasıl görüşürsün diyenleri anlıyorum. Ama bundan önce görüşmedik, aldığımız sonuçlar ortada. Ben Erdoğan'la görüşürken ne Erdoğan'ın geçmişte yaptığı siyasi ya da diğer hataları aklıyorum, affediyorum, unutuyorum, kredi açıyorum. Hiçbirisi değil. Sadece şu, mücadelenin en önemli unsuru müzakeredir. Müzakeresiz mücadele olmaz. Müzakere etmediğiniz için çok geniş seçmen kitleleri sizi en basitinden, ya bunlar yarın ülkeyi yönetecekler, Putin'le de mi görüşmeyecekler? Türkiye'nin örneğin Erdoğan evet kavga ediyor ama gidiyor İsrail'le de görüşüyor, Yunanistan'la da görüşüyor. Cumhuriyeti kuran parti daha kendi ülkesindeki iktidar partisiyle bilmem ne. Ben bu anlayışı kökünden yıkmak, bu kötü algıyı CHP sadece itiraz eder. Yapıcı muhalefet yapmaz. Doğruya doğru demez. Bunları çok yanlış buluyorum ve bunu da bugün yapmıyorum. Bakın şöyle bir örneği hatırlatayım. Bütçe görüşmeleri değil, iki bütçe önce. Bir telaş bizim CHP koridorlarında, mecliste. Efendim, Mustafa Varank gelecekmiş, kameraları kurmuşlar, tokla gelecekmiş, anahtarı sallayacakmış muhalefete. Neden geçmişte işte bir HDP'li milletvekili bilen bütçede
Tok nerede? Niye toka binmiyorsun? Falan demiş. Bütçeye işte gelecek kendince. Hani siyasi şov da denebilir. Dedim ki bunda korkulacak ne var? Ya işte bugüne damgayı vuracaklar. Bir şey yapmak lazım. Biri getiriyor. Tokta şu sorun var. Öbürü götürüyor bilmem ne. İndim aşağıya. Varank girdi. Benim oda zaten dışarıya göre cimi cipler falan. Tok mok bir kıyamet mecliste o günü hatırlarsınız. Varank girdi meclise. Elde tok anahtarları. Bir söz aldım. Dedim ki meclis başkanına. Sayın bakan dedim tokun anahtarlarını kürsüde bıraksın. Tok dedim onun babasının malı değil. Milletin malı. Biz de bir tur atalım. Biz de kullanalım. Meclise bıraksın bunu. Test edelim. Hiç dedim Almanya'da sosyal demokratların Volkswagen'a binip de Hristiyan demokratların protesto ettiğini gördünüz mü? Mercedes bir partinin de öbürünün. Almanya'nın malı mı? Dünya para kazanıyor. Tok milletindir kardeşim bırak o anahtarı dedim. O tartışma orada bitti. Samimi de böyle düşünüyorum. Yani ben 31 Mart'tan sonra bunları söyleyen biri değilim. Bütün arkadaşlarım benim mesela geçmiş süreçlerde bu tip hamleler mesela benim en çok ısrar ettiğim konu şudur. Dış politika başka bir şey, dış ilişkiler başka bir şey. Dış politikayı takip ediyor olabilirsiniz. Çok bilgili olabilirsiniz. Ama dış ilişkileriniz yoksa o dış politika bilgisi bir işe yaramaz. İnsanlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendim için söylüyorum genel başkanını Alman Cumhurbaşkanı'yla sohbet ederken Alman Başbakanı'na Filistin için çağrı yaparken İspanya Başbakanı'yla söyleşirken Brezilya'da Lula'yla görüşürken veya bir durum olduğunda telefonlaştığını altyazıdan okuduğunda Avrupa Konseyi'nde Kıbrıs için Filistin için Azerbaycan için konuşurken gördüğünde bu parti bu ülkeyi yönetir der. Siz bunları yapmazsanız teorik şekilde istediğiniz kadar dış politika eleştirisi yapın. İnsanlar sizin bunu pratize edemi hayata geçirebileceğinize inanmazlar. Bunu partinin genel algısı açısından önemsiyorum. Ve bunu sadece partinin genel başkanının değil, tüm yöneticilerinin ve hatta parti adına görev yapan herkesin kendi alanında bu aktivizm içinde olması lazım. Yoksa sadece konuşan ve sadece eleştiren bir partinin siyaseten başarılı olması mümkün değil. Bunun da yolu görünür olmaktır. Görünür olmanın yolu açık söyleyeyim. Sadece Halk TV'de, Sözcü TV'de yayınlanabilecek sert beyanlar vermekle toplumun %65'inde görünür olmuyorsunuz. Ama Erdoğan'la, Bahçeli'yle, Meclis Başkanı'yla dün Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin genel kurulunda ondan önceki hafta Avrupa Konseyi'nde konuşursanız toplumun %100'ü sizi görüyor ve sizin partinizin yetkinliklerinden haberdar oluyor. Bir iktidar iddiası koymak böyle bütünleşik bir şey. Onun inşasının ilk aylarındayız. Bunu faydacı bir yerden değil, olması gerektiği bir yerden tarif ediyorum. Yarın bu hükümet çok faydalı bir iş getirdiğinde destekleyeceğiz. Mücadele edilmesi gerektiği yerde gerekirse mecliste canımızı ortaya koyacağız, mücadele edeceğiz. Ama müzakere etmeden mücadele önemli bir seçmen kitlesine oho bunlar yine başladı kavga ediyor. Oradan sonra söylediğiniz sözü kıymetlendirmiyor kimse. Şimdi, ben bunu önemsiyorum. Sayın Özgür Özel, sizin hassas olduğunuz ve aynı zamanda toplumun da hassas olduğu bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Siz seçim kampanyası döneminde Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarının 1 Nisan sabahı mal varlıklarını, mal beyanlarını belediyelerin girişine asacaklarını... Asmiyan'ınkine girmiyorum biliyor musunuz? Söylediniz. Kapıya gidiyorum. Nerede diyorum yoksa girmem gösteriyor. Burada diyor okuyup giriyorum. Şimdi büyükşehir belediye başkanları İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere pek çok belediye başkanı buna uydu. Ama uymayanlar var. Sorumu tabii, bitireyim. Tabii, tabii. Bunu takipçi olacak mısınız? Bunun takipçisi olacak mısınız? Ayrıca belediye meclis toplantılarının ve ihalelerinin internet yoluyla canlı yayınlanması gerektiğini söylediniz. Bir de geçtiğimiz hafta şatafat, kayırmacılık ve ısrafla mücadele genelgesi yayınladınız. Bugün de 21 ilin belediye başkanıyla bir toplantı yaptınız. Bu düşüncelerinizi tekrarladınız. Bunların harfiyen uygulandığına emin misiniz? Ayrıca kontrol için bir mekanizma kurmayı düşünüyor musunuz?
Şimdi harfiyen uygulanmayan olursa bizzat kendim takip ediyorum. Çünkü burada bir genel başkan kararlılığı göstermek gerekiyor. Arıyorum, bunu yaptın mı diyorum, soruyorum, düzelt diyorum. Bazen çok makul açıklamalar geliyor. Bu sefer bunu yaz yolla, basına geçelim diyorum, geçiyoruz. Mesela Kırşehir'de dediler ki bacanağıyla kaynını şu iki pozisyona atadı. Başkanla bir süre açıklama bekledik, yok. Gökhan Bey'e söyledim. Aradım başkanı. Başkanım dedim, ya iki gün oldu sen hala... Birincisi dedi, birisi bacanağım, doğru. 25 yıldır devlet memuru, bu belediyeden maaş alıyor. 6 yıldır bu görevde. Yani dedi, belediye yeniden göreve gelince yeniden atıyorsun o göreve. 25 yıl ve dedi, maaşını zaten devlet ödüyor. Yaz yolla dedim. Öbürü dedi, isim benzerliği, benim dedi akrabam değil. Ama dedi, o da 20 yıldır belediyede çalışıyor. Yaz dedim, kabul ettim bunu. Akrabası değilse ya da 6 yıldır yaptığı göreve devam ediyorsa, efendim işte eş, dost, akraba ataması diyemezsiniz buna. Ama mutlaka oluyor. Üstüne gidiyoruz. %100 uyuluyordur diyemem. Uyulmasına dikkat ediyorum. Bir kuralım var. Belediyeye girmeden beni davet, yani şu demek. Ben hatta bir gün geç bir vakitte bir ilimize vardık. Ertesi gün belediyeleri ziyaret edeceğiz. Dedim ki, belediyeler asılı mı hepinizde şeyiniz? Dediler ki, aa haberim yok dedi biri. Öbürü benim de yok. Mal beyanını. Dedim, programı iptal ediyoruz. Şu iki belediyeyi programdan çıkarın dedim. Dediler ki, ya verdik. Biz o kadar yapın. Gece 2 gibi gitmişler belediyeye. Mal beyanı yazdıkları çıktıyı almışlar. Birisi pankart yaptırmış, birisi A3'e yazdırmış. Astılar, ertesi gün gittim belediyeye. Bu şu demek. Mal beyanını cama asmayan belediyeye girmem. O benim belediyem değildir diyor genel başkan. Bundan daha ağır bir yaklaşım olmaz. Asacaklar. Zaten veriyorlar. Verdiklerini asacaklar. Denetim için Cumhuriyet Halk Partisi genel yönetimler eğitim, eş güdüm ve denetim komisyonu kurduk. Bunun tepesindeki danışma kurulunun başında Sayın Yılmaz Büyükerşen var. Denetim kısmı 3 öğeden oluşuyor. 3 ana gruptan. Bir, Sayıştay'dan emekli ya da mobbingle falan ayrılmak durumunda kalmış eski sayıştaycılar. İkincisi mülkiye müfettişleri. Üçüncüsü önceki dönem milletvekilleri. Önceki dönem milletvekilleri örgüt belediye, belediye örgüt çatışmalarını varsa, yoksa her şey yolunda mı ne güzel kahvenizi içmeye geldim. Varsa daha böyle hani kıvılcım halindeyken ormanı yakmadan izmarit atılmış, izmariti söndürmek üzere gidiyorlar. Gidecekler, çalışacaklar. Bu tip gerilimleri, kronikleşen kavga hallerini böyle geçmişte milletvekilliği yapmış, yöneticilik de yapmış. Örneğin işte Levent Gök gibi, Musa Çam gibi, işte Mehmet Ali Susam gibi, daha birçok sayabilirim. Ne bileyim, Hasan Ören gibi. Yani geçmişte ilçe başkanlığı yapmış, il başkanlığı yapmış, milletvekilliği yapmış, belediye başkanlığı yapmış. Şu anda bir görevi yok. Ama oradaki tansiyonu kontrol, bir de otorite koyabilecek büyüklerimizden görev talep edenleri ya da teklif ettiğimiz görevi kabul edenleri, örneğin Musa Cemal, Levent Gök'e falan teklif ettim. Ondan sonra görevlendiriyoruz. Öyle bir çalışmanın içindeyiz. Sayıştaycılar tabii, bir partinin bir kamu kurumunu denetlemesi beklenemez. Ama ne yapacaklar? Sayıştay denetimini hazır hale getirme, denetimler sırasında, rutin ve anlık denetimler sırasında teknik ve hukuki destek verme, ayrıca genel başkan tarafından istenen özel raporların tanzimi vaka bazında. Bir bakın bakalım ne deniyor. Böyle böyle haberler çıktı falan diye gidip çalışma yapacak bir ekibimiz var orada. Yine içlerinde mülkiye müfettişlerinden arkadaşlarımız var. Gönüllülük esasına göre çalışan gerçek ve altlarında da bir profesyonel kadro. Yerel yönetimlerdeki iktidarınızın icraatlarıyla sizi siyasi iktidara taşıyacağına inanıyor musunuz? Ayrıca Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'in açıkladığı tasarruf genelgesinin Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin icraatlarına olumsuz etki yapma ihtimali karşısında nasıl bir önlem alacaksınız? Şimdi birincisi, bizim de bir tasarruf genelgemiz var. Mehmet Şimşek tasarruf genelgesinin de israfa yönelik kısımlarına eyvallah, bir sorun yok. Evet.
Orada itiraz ettiğim kısım, bir emekli olan kadar işe alacağım. Sen emekli olan kadar mı mezun ediyorsun üniversiteden de o kadar işe alacaksın? Bu ne demek? Üniversiteden bir bölüm için diyelim öğretmenlik, mezuniyet sayısı eksi emekli sayısı eşittir işsiz sayısı. Olmaz böyle bir şey. O zaman gerçekten o kapattığın devlet planlama teşkilatını açacaksın. Emekli kadar mezun vereceksin. Şimdiki mezunları da bir sefere mahsus atayacaksın. O zaman yaparsın bunu. Yani şimdi örtülü IMF programı. IMF ile standby imzalasan zaten diyecek ki yeni memur alma, emekliye verme, asgari ücreti arttırma, gariban kemer sıksın. IMF bu. Sen bunların hepsini kendin yapıyorsun. Bir zaman vardı ya, biz Maastricht kriterlerini, Kopenhag kriterlerini uygulamayız, Ankara kriteri. Şimdi de ama IMF'de yok IMF'de Beştepe kriterleri, standby değil, işte standsaray kriterleri. IMF'de gelse bunu yapacak. İş, sen öğretmeni atacaksın. IMF gelse sarayda kürçakları da sorar. Sorar. Evet, makam araçlarını da sorar. Şimdi şöyle bir şey var. Sen öğretmeni memuru atacaksın. Emeklinin zammını yapacaksın. Asgari ücretliyi ezdirmeyeceksin. Döneceksin. Orada bir tek Mehmet Şimşek'in ilk kez kullandığı bir kelimeyi önemsedim. Vergide adaleti sağlayacağız demiş. Evet. Vergide adalet şu. 100 lira vergi toplanıyor Türkiye'de. 65 lirası geçici vergi. Fabrikatör de, fabrikada çalışan işçi de benzine, mazota, süte, ekmeğe aynı vergi ödüyor. Olmaz. %25'i maaşlardan daha bankamatikten çekmeden kesilen gelir vergisi. Kimin? Memurun, emeklinin, emekçinin. 3, geriye kaldı %11. O gerçek gelir vergisi. Beyanlar, para kazanandan. Yani çok kazanandan çok almak, az kazanandan az almak, kazanmayandan almamak gerekirken verginin %90'ını az kazanan ya da hiç kazanmayandan alıyorlar. %11'ini al. Şimdi sen buraya müdahale etmiyorsan samimi değilsin. O yüzden ben genelgenin o kısımlarına itiraz ediyorum. Ha, genelgenin bir de tehlikeli kısmı var. Her türlü kamu yatırımında diyor %15 kesintiye gidilecek falan. Belediyeler mi? Şimdi belediyeler bu kapsama girerse, ben dün de söyledim. Zaten aslında şu da var. Sayın Erdoğan görüşmesinde de gündemde. Bugün de Sayın Gökhan Zeybek yani Sayın Özaseki ile 1,5 saatlik verimli bir görüşme yaptılar heyet halinde. Bizim de konunun uzmanı arkadaşlarımızla. Ya bizim İller Bankası'nda bakanların önünde ve Cumhurbaşkanı'nın önünde bekleyen imzalarımız var. Yurt dışından kentsel dönüşüm kredisi bulmuşuz, imzada bekliyor. Metro kredisi bulmuşuz, imzada bekliyor. Bir de yatırımlarda %15 tasarruf. Bizi kısıtlamaya yönelik bu tip işleri doğru bulmuyoruz ve buna itiraz ediyoruz. Hatta idari yargı bakımından böyle şeyler olursa hüküm ve sonuç doğurduğu anda mahkemeye de taşırız bunu. Bugün bir yol alındı mı bununla ilgili mesela ÖSASEKİ ile görüşmede? O detay ÖSASEKİ'de yok. Çünkü o çıkarmadı şeyi. ÖSASEKİ ile yaptığımız görüşmede belediyelerin, sırf CHP'li değil, bütün belediyelerin borçlarının yapılandırılmasından tutun da işte bir takım kanunlarda yapılacak ve gerçekten vatandaşı ve hangi partiden olursa olsun belediyeyi sıkıntıya sokan revizyonlar falan görüşüldü. Teknik bir çalışmaydı. Çok verimli geçtiğini, sonuç odaklı ilerlenmesi gerektiğini, detayların anlaşma sağlandıktan sonra kamuoyuyla paylaşılması noktasında bir mütabakata varmış arkadaşlar. Bana da bilgi verdiler. Son derece olumlu buldum görüşmenin seyrini ama ümit ederim sonuç alınabilir. Diğer taraftan eğer ki genelge bizim benim belediyemin kendi yanattığı kaynakla hizmet etmesini engelleme yönünde kötüye kullanılmaya kalkarsa bunu önce yargıya taşırım, sonra da millete şikayet ederim. Yapacak bir şey yok. Ama bugün de 21 il belediye başkanım buradaydı. Yani büyükşehir olmayan 50 ilin 21'i bizde. Onlara dedik ki evet böyle 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 ama mazeret yok. Sakın vatandaşa dönüp de elimizi kolumuzu bağlıyorlar, hizmet ettirmiyorlar demeyin. Vatandaş mazeret beklemez, icraat bekler. İcra bu şartlarda hizmet edemeyecektiysem bu göreve talip olmayacaktım. Evet. Sayın Genel Başkan, Deniz'e söz vereceğim ama öncesinde editörüm şimdi bir sosyal medya paylaşımı
yaptı. Yarın muhtemelen bu soruya çok muhatap olacaksınız. O yüzden ben şimdi sorayım. Kemal Kılıçdaroğlu biz yayındayken bir tweet atıyor. Evet. Ve bu tweette bugünkü yargı kararlarını eleştiriyor. Kolaylıkla. Ama bir cümle var. Bunun içindir ki dikta rejimleriyle el sıkışılmaz ve sistemin aparatı olunmaz diyor. Şimdi muhtemelen bu yarın da tartışılacak ama bu daha önce de böyle bir sosyal medya paylaşımı oldu. Siz sonrasında bir araya geldiniz ve bunu çözdünüz diye düşünüyorduk ama bu tweet çözmediğiniz anlamına mı geliyor? Şöyle ben önceki tweet'i hiç üstüme almamıştım. Sayın bundan önce görev yapmış 3 genel başkanımızı, Altan Öğmen'i, Hikmet Çetin'i ve Sayın Karayalçın'ı aradıktan sonra son olarak Sayın Genel Başkan'ı da aradım. Ertesi gün görüşme yapacağımı, görüşmenin planladığım taslağını kendisine bildirdim ve önerilerini istedim. O da önerilerde bulundu bana. Ben de dedim ki bak boşuna vehmetmişler bunu şey diye. Sonra da yemekte bir araya geldik. Bu sefer görüşme bitmişti. Görüşmeyle ilgili aktarımlarda bulundum. Değerlendirmelerde bulunduk karşılıklı. Yine işte hatta kendisinin bir önerisi olmuştu. O konuda da ne konuştuğumuzu da söyledim. Öyle verimli bir toplantı geçti. O yüzden o günden bugüne bir şey birikmiş bir durum yok. Burada tabii kelimenin cümlenin bağlamını bilmiyorum. Ama yine Sayın Genel Başkan'ın kendi değerlendirmesidir. Hiç üstüme almam. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanları öyle hel atılan tweet'i üstüne almaması lazım. Peki Kemal Bey parti içi bir muhalefet yürütüyor havası yaratılıyor. Buna yok, ne diyorsun? Yok öyle bir şeye ihtiyacı yok. Kemal Bey'in fikirleri parti içinde muhalefet olmasına gerek yok. Parti içi iktidar zaten Kemal Bey'in önerilerine, telkinlerine, tavsiyelerine açık bir iktidar. Yani sizin biraz önce yaptığınız konuşmayla 180 derece ters bir yaklaşım ve biz burada konuşurken attı. Ben takip ediyordum. Evet. Yani siz neden görüşmeniz gerektiğini detaylıca anlattıktan 1-2 dakika sonra gördüm o tweet'i. O da diyor ki bu dikta yanlarıyla sıkışılmaz. Siz de diyorsunuz ki ben sıkışırım, anlatırım, konuşurum. Ya ben kendi şahsi fikrim sizin yaptığınızın doğru olduğu yönünde. Ama biz Sayın Genel Başkan'a soru sormaya devam edelim. Evet. Yani peki. Kemal Bey'in bu şeyini siz üstünüze alınmıyorsunuz ama kamuoyunda öyle de bir değerlendirme var. Yani sanki parti içinde bir muhalefete hazırlanıyor, yeni kurultaya hazırlanıyor. Yok, gibi. Yok yani tabii Sayın Genel Başkan'ın niyetini ben okuyacak değilim ama birlikte yaptığımız bütün görüşmelerde son derece yapıcı. Biz saygıda kusur etmiyoruz. O da makamımıza hürmet ediyor ve hiç bir sorun görmüyorum. Kaldı ki sosyal demokrat partilerde herkes aynı fikirde olmak zorunda da değil. Herkes kendi fikrini söyler. Bu fikirler partinin yetkili organlarında tartışılır. Sonuçta bir karar verilir, uygulanır. Ama burada şöyle bir avantaj var. Bir gün aslında böyle tabii teknik imkanlar, dijital demokratik katılım diye bir şey vardı. Şimdi biz bunu kurultay delegeleri düzeyine kadar çıkardık. Artık sıra şeye geldi. Bütün üyeleri dahil etmeye geldi. Biz dijital demokratik katılımla soruyoruz ve cevap alıyoruz üyelerden. Şunu nasıl buluyorsunuz bu konuda? Önümüzdeki günlerde böyle farklı fikirler olduğunda bunu bütün üyelere sorup yaşa göre, cinsiyete göre, yaşadığı bölgeye göre tüm kırılımlara göre sonuçları alıp dakikalar içinde onu şey yapabiliyoruz, görebiliyoruz. Ayrıca o vaktiyle çok alay ettikleri yapay zeka açık uçlu soruları hızla derliyor ve bize bu ChatGPT'de de olduğu gibi mesela 1400 açık uçlu cevaptan bir özet çıkarıyor ve inanılmaz yani 1400 sayfa yazı okuyacağınıza birçok böyle olanaktan yararlanıyoruz. İleride de sorarız. Söyleyeceğim şu. Ben bu müzakere meselesini önemsiyorum. Müzakere ettim sonuç alamadım. Müzakere ettim sonuç alamadım. Yapma dediğimi yapıyorlar. Bir arpa boyu yol almıyoruz. Zaten bu müzakere ila nihaya sürmez. Ama ileride yeni bir durum ortaya çıkar. Yine gider görüşürsün. Bu başka bir şey. Her şey bir yana tabii ki yani el sıkışmak. Şimdi Sayın Genel Başkan yani CHP Genel Başkanları her tweet'i üstüne almaz. Ben de almadım. Bu cevabımı da Sayın Genel Başkan üstüne almasın ama 1977-80 arası Sayın
rahmetli Bülent Ecevit ile Sayın rahmetli Süleyman Demirel el sıkışmadılar. Hatta biri birine hükümetin başı dedi, öbürü öbürüne bir başka lakap taktı. Onlar el sıkışmadı, Kenan Evren elini ovuşturdu. Bugün o güne bakıldığında iki liderin tokalaşmıyor, selamlaşmıyor, konuşmuyor olmasını haklı gören kimse yok. Tarih o süreçte, bakın bir tanesi benim Atatürk ve İsmet Paşa'dan sonra en büyük hayranlık duyduğum partimin 3. genel başkanı. Ama hayatının en büyük hatalarından biri 77-80 arası diyalog zeminini kaybetmesi, nafile turlarla ülkeyi cumhurbaşkanı seçemez bir noktaya gelmesi, o kilidin çözülmesinde artık böyle işte bambaşka şeyler devreye girdi falan ama darbeye 12, zemin 12 olacak. 12 Eylül'e giden taşlar darbeye döşenmiş zemin oldu. Olacak, evet. Taşlar döşendi. O yüzden bir siyasetçinin ülkeyi yöneteni nasıl tanımladığı başka bir şeydir. Ama siyasetçilerin el sıkışmamayı savunması kendilerini, yani bugün ben dersem ki ben Erdoğan'la selamlaşmam. 10 Kasım'da Atatürk'ün huzurunda, 29 Ekim törenlerinde ülkenin ana muhalefet lideriyle, ülkenin son seçimlerden birinci parti çıkmış lideri ya da şeyden son genel seçimden, son yapılan genel yerel seçimlerde ülkenin birinci partisi de ikinci partisinin lideri bir merhabalaşmayı birbirlerinden esirgiyorlarsa meşruiyet zeminini kaybederler. Çünkü onlar bunu yapsınlar diye siyaset yapmıyorlar. Siyaset konuşularak yapılan bir iş. Konuşmadan, dokunmadan yapılacak bir iş olsaydı adı siyaset olmazdı, politika olmazdı, parlamento olmazdı. Konuşmaktan geliyor parlamentodaki kelimenin kökü. Ben hep böyle baktım, böyle bakmaya devam ediyorum. Tabii müzakere de yapılır, mücadele de edilir. Müzakere sonuç vermiyorsa müzakereler kesilebilir, uzun süreli bir mücadeleye girişilebilir. Ama günü geldiğinde siyasetçinin üstüne düşen diyalog zeminini aramak. Sayın Özel, bugün, şimdi kontrolsüz sığınmacı akınının Türkiye için gelecekte bir beka sorununa dönüşeceği ihtimali apaçık, çok net bir şekilde ortada duruyor. Siz geçenlerde Arapça tabelalarla ilgili bir açıklama yaptınız. Zannediyorum maksadını aşan bir şekilde yorumlandı. Buna bir açıklık getirir misiniz? Birkaç çünkü şey söyleyeyim. Toplumda büyük bir hassasiyet var. Birkaç şey söyleyeyim. Birincisi birkaç haber sitesi, belli bir partiye müzahir siteler, bütün bir açıklamadan Özgür Özel Arapça tabelaları kaldırmayın dedi diye verdiler. Maalesef Twitter dünyası da şöyle bir dünya. Onu doğru kabul edip öbürü bir şey yazıyor. Öbürü onu okuyor, yazıyor falan. Bir zaman sonra hani algıyla olgu yer değiştiriyor. Birincisi bu. O geçenlerde o koparılan tufan odur. Ne dediğimi ve niye dediğimi açıklayacağım. İkincisi, dediğiniz doğru. Hatta şöyle bir matematiksel katkı yapayım. Türkiye'de yaşayan Türklerin doğum hızı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının 1.45'e düştü. Bu Suriyeliler için 5.65. Bu 20 yıl sonra 25 milyon Suriyeli. Suriye 2050'de. Evet. Bu gerçekten bir ülkenin şehirlerin demografisi açısından çok büyük bir risk ve buna mutlaka tedbir almak lazım. Şimdi gelelim meselenin özüne dair ne dediğime. Değişen hiçbir görüşüm yok. Beşar Esad'la bu konuda görüşmek için bir düşünceniz var mı? Onu söylemem için çok erken ama ihtimal dahilinde arkadaşlarla görüşüyoruz, tartışıyoruz. Öyle bir karar verirsek söyleriz. Ama Suriye ile diyaloğu savunuyoruz. Esad'la esas meşru muhataplarının görüşmesi lazım. Yani tamam, benim üstüme bir şey düşerse ben orada bir olgunlaşmadan sonra inisiyatif alabilirim. Ama Esad'la görüşmek lazım. Suriye ile görüşmek lazım. Yurtta barış, dünyada barış demiş Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ülkenin komşularıyla barış içinde olması lazım. Ben buradaki Suriyeli sığınmacıya karşı olsam ne olacak, karşı olmasam ne olacak? Ben sığınmacı yaratan politikalara ve politikacılara karşıyım. Komşuda iç savaş kışkırtıcılığı sığınmacı yaratır. Bunun sorumlusu bundan önceki AKP iktidarlarıdır. Komşuda Atatürk'ün sac ayağı var. Diyor ki
Komşunun sınırlarına saygılı ol. Toprak bütünlüğüne saygılı ol. Devlet dışı unsurları muhatap alma. Sen Emevi Camii'nde namaz kılacağım dersen. Efendim şu paralelin üstünde şununla devreye yapacağım, bu paralelin altında bununla devreye yapacağım dersen. Ve getir, eğit, donat, yolla savaşsın diye komşudaki devlet dışı bir unsuru, Özgür Suriye ordusunu getirip, eğitip, donatıp, yollayıp cihatçıları savaştırmaya kalkarsan, oradaki savaştan kaçanlar burada senin başına sığınmacı olur. Ben buna karşıyım. Bunun çözümü tweet atmak değil. Bunun çözümü sığınmacı düşmanıyım demek değil. Evet, sığınmacı düşmanı olalım hepimiz. Bir tanesi geri gidiyor mu biz onlara düşman oluyoruz diye. Yenisi geliyor. Aksine bizim yapmamız gereken şu. Derhal Esad'la görüş. Ben Avrupa Konseyi'nde hepsinin gözünün içine baka baka dedim ki Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği, hatta Birleşmiş Milletler elini taşın altına sokmak, Türkiye'nin sığınmacı sorunu çözmek, Esad'la barışın sağlanmasını temin ve teşvik etmek, öyle biriket evler falan değil sınırda. Geldikleri yerlerde yeni uydu kentler kurmak, yaşam alanları, fabrikalar yapmak zorundalar. Bunu orada söylemedim ama Türkiye'de söylüyorum. Türkiye'de Suriyelileri yollamak için teşvik kanunları çıkarmak zorunda. Örneğin Türkiye'de doğmuş 1,5 milyon Suriyeli çocuk var. Giden ailelere, 3 ay içinde giden ailelerin çocuklarına eğitim ve turizm amaçlı vizesiz dolaşım serbestliği ömür boyu verirsiniz. 3 ay içinde gitmezsen bu hakkın yok dersiniz. Mesela bu teşvik edici bir şeydir. Gidişlerinde Avrupa Birliği'nin inanılmaz fonları var. Avrupa'da Türkiye'yi Avrupa'ya bu şartlarda almaz. Çünkü içindeki sığınmacıları serbest dolaşıma sokmaz. Ama bu kadar sığınmacının sınırında olmasını da istemez. Bir ülke ötede kendi evlerine gitmeleri onların da menfaatine. Merkel'le Erdoğan'ın vaktiyle yaptığı koyun pazarlığı utanç verici bir pazarlık. Sen al 6 milyon lirayı, bak bizim sığınmacıları, karşılığında da biz senin raporları yumuşak yazalım. Zımni maddesi bu, gizli maddesi. Ben bunu bütün büyükelçilere söylüyorum, birisi yok öyle bir şey demiyor. Ben bunu Avrupa Konseyi'nde söylüyorum, yok öyle bir şey diyen yok. Bütün muhataplarına söylüyorum. Yoksa Avrupa Konseyi'nin bu kadar yaşanmışlıktan sonra Türkiye'ye karşı bu kadar müsamakar olması olanaklı değil. Ben müsamahasız olsun bizi atsınlar da demiyorum. Çünkü konseyden çıkmak, konseye 75 yıl önce kurucusu olan bir ülke açısından çok utanç verici bir şey. Doğru bulmam. Ama bunu bir görmek lazım, bunu bir konuşmak lazım. Bu yüzden Suriye'de barış sağlanmalıdır. Suriyeli sığınmacılar Avrupa Birliği'nin, Birleşmiş Milletler'in ve Türkiye'nin müşterek yaratacağı büyük bütçelerle yollanmalıdır. Oralarda onlara bir hayat temin edilmelidir. Bu sorun çözülmelidir. Yok, çözülmedikten sonra ister hakaret etsinler, ister küfür etsinler ayrı bir şey. Şimdi gelelim Arapça meselesine. Bu salonda konuşuldu. Bu salondaki konuşma yapıldığı şekliyle Habertürk yayınında bana soru olarak soruldu. Böyle bir şey uyarınız oldu mu dedi. Ben de dedim oldu. Yine de söylüyorum. Hatta bu konudaki lehte aleyhte bütün beyanlarımı büyük bir özgüvenle tekrar ederim. Benim dediğim şu. Arkadaşlar dedim. Televizyonlarda Arapça tabelaları yırtan belediye başkanı görüntüsü bizim açımızdan doğru bir görüntü değil. Ben Arapça tabelaları savunmuyorum. Ne İstiklal Caddesi'ndeki o Arapça tabelalar hoşuma gidiyor, ne herhangi bir yerde hoşuma gidiyor. Ama benim İngilizce, Fransızca tabelalar da hoşuma gitmiyor. Bununla ilgili bir yasal düzenleme var. Tabelalar Türkçe olacak. Yabancı dilde bir tabela varsa ana tabelanın %25'ini geçemez. Bu olsa dedim büyük oranda bir regülasyon gelir. Ayrıca tabela kanuna aykırı tabelalar öyle rastgele asamazlar. Ama dedim bunun yolu yöntemi kanuna göre ihtarda bulun. Kendi sökmesi lazım. Sökmüyorsa zabıta yolla. Uyar. En sonunda da usulüne uygun söktür ama İngilizceyi de söktür, Arapçayı da söktür. Bunu söyledim. Ve dedim ki burada belediye başkanı nasıl itfaiye kullanmıyorsa yangın çıktığında, nasıl belediye başkanı su patladığında gidip de vanayı kapatmıyorsa, onu sökmek sizin işiniz değil. Sizin kanunu düzenlemeye uygun talimat vermek işiniz. Sen onu sökersen ne olur dedim.
Sen onu sökersen bizim örneğin benim kendi köyümde Hacerler köyünde yerde Arapça bir kağıt bulsun birisi. Dün bunu topta da birisine söyledim, yanımdaydı, şimdi hatırlayamıyorum. Arapça bir kağıt bulsun yerde. O kağıdı alır, böyle ayağın basmayacağı bir yere bir pencere kenarına koyar. Arapça bilmiyor, belki de fıkra yazıyor. Ama o Kur'an'la özdeşleşmiş kafasında Arapçayı. Bu mantıkta insan, ben demiyorum ki Arapça kutsal bir dildir. Arapça Kur'an-ı Kerim'in yazıldığı dildir. İnsanlar Arapçayı Kur'an dili olduğu için kutsal kabul ediyor. Hatta bütün Arapça yazıları Kur'an-ı Kerim sanıyor bazı insanlar. Senin gidip de haşin bir şekilde onu yırtman partimiz adına onarılmaz, yaralar açar insanlarda dedim. Nasıl şehir otobüsünü sen kullanmıyorsan o haritayı da oradan sen çıkarma dedim ve devam ettim. Ayrıca dedim, Arapça Türkiye'de 6 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının ana dili. Şanlıurfa'daki, Mardin'deki, Hatay'daki, bir miktar Batman'daki. Arapçaya yapılan hürmetsizlik ana dile saygı gereğince Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını da incitiyor. Ve bana bu konuda Hatay'dan, Şanlıurfa'dan bir sürü tepki geliyor. Mesela bir siyasetçi var, bir genel başkan, Arap kelimesini küfür gibi kullanıyor. Doğru değil. Arap kelimesini küfür gibi kullanırsan yarın biri de Türk kelimesini küfür gibi kullandığında ona karşı çıkamazsın. Bu ülkede 6 milyon vatandaşımızın Arap vatandaşımızı bir kötü sözün öznesi yapamazsınız. O bunu işte yabancı bu sığınmacıların yarattığı rahatsızlığı, cinnet halini anlıyorum. Buna hiçbir şey demiyorum. Ama siyasetçilerin görevi bunu istismar ederek ve böyle şekli ve popülist işler yaparak hem tehlikeli şeylere yol açmak da değildir. Hem de gerçekten hani bir ülkede toplumun çok önemli bir kesimini rencide edecek bir işte yapmamak lazım. Bahsettiğim 6 milyon Arap Suriye'den gelmiş Suriyeli sığınmacıdan değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarından bahsediyorum. Kaldı ki hiç kimse etnik kökeni ırkından dolayı aşağılanmayı da hak etmiyor. Ben sosyal demokrat birisi olarak bir dilin ve bir ırkın aşağılanmasını da doğru bulmam. Efendim bir bana en çok gelen şey bu, bizim ilanlar dönmeye başladıktan sonra bu grup toplantısındaki çiftçiler gününde çiftçiye tepki göstermeniz. Özgür Bey biraz öfkeli mi? Niye yok böyle ya. Yaptı diye şey yapıyorlar. Aslında çok da güldük ona. Ya şöyle, bizim grup toplantıları şuna dönmeye başladı. Herkes söz alıp şunu da söyle, bunu da bir akış var. Çiftçiler günü de 3. 4. sırada. Bayağı da hazırlanmışım. Eczacıları söyledik. Hemşireleri söyledik. Tam çiftçiyi söyleyeceğim. Başkan bugün çiftçiler günü, çiftçiler günü de anlat. Anlatacağım abi diyorum. Hayır şimdi anlat falan. Dedim ki bak bir kuralımız vardı. Laf atanın şey yapmıyoruz. Bir sus dedim, halledeceğiz. Tabii onun bana esprili ve böyle bütün salonu da şey yapan, neşelendiren lafları yayına gitmediği için sus demişim, kızmış. Yani sus da denir. Yani bir toplantı orası. Orası bir partinin haftalık grup toplantısı. O toplantıda genel başkanın sunuş konuşması var. O konuşmayı herkes kafasına göre de tabii konuşmacının insicamını bozmamak ya, lazım. Tabii. Biz bunu yayınlarda çok yaşıyoruz. Evet. Büyük bir şey oluyor. Sıkıntı oluyor. O yüzden şey, ama sonra da dedim zaten, bak dedim sana kalsa kural koymuştuk ama dedim partinin kurucusunun vasiyeti var. Çiftçi milletin efendisidir. O yüzden dedim sorunlarını anlatacağım dedim. Hep birlikte alkışladılar. Evet, peki. Ben şunu sormak istiyorum size. Parlamenter sisteme dönüşle ilgili bir umudunuz var mı? Sayın Erdoğan'la konuşmanızda ya da meclisteki diğer parlamenterlerle konuşmanızda, AKP'nin de çünkü parlamenter sisteme geçmenin onun işine gelebileceği yönde yorumlar yapılıyor. Devam yapacağım. Tabii. Bugün İYİ Parti ile görüştünüz. Musavat Dervişoğlu da anayasa meselesini ancak parlamenter sisteme geçme kaydıyla konuşuruz demişti. O zaman ben de final sorusunu sormuş olayım. Tamam. Zannederim bununla final değil. Bunun final değil, öyle biraz, mi? Biraz rica edeceğim çünkü tamam. Bir 10-15 dakika daha uzatmak tamam, istiyorum. Tamam ama sorayım o soruyu. Sorayım o soruyu. Sıraya alsın Sayın Genel Başkan.
Siz kurultay sırasında bir tüzük devriminden bahsettiniz. Hı hı. Genel başkan olarak hayalinizde nasıl bir Cumhuriyet Halk Partisi canlandırıyorsunuz? Tamam. Şimdi tabii birbiriyle... Hepsi birden. Esas mesele şu. Bugün Musavat Bey'le de konuştuk. Hı hı. Bir kere bizim olmazsa olmazımız, onlar da ona anlayış gösteriyor, anayasaya tabuyum. Musavat Bey de işte kimsenin ömrünü ömür kaçak bir değişikliği yapmayı şey yapmayız değerlendirmesini ben de takip ettim. Bugün de kendimiz şunu konuştuk. Bir, ben bu günü geldiğinde bir parlamenter sisteme dönüşün Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş kodları ve siyaset geleneği açısından olmazsa olmaz olduğunu düşünüyorum ve bunu mutlaka yapmalıyız. Ama bugün bu anayasal düzen, yani anayasa tanımaz yönetim anlayışı içinde ben dersem ki parlamenter sisteme dönelim, içerik tartışmasına girmiş olurum. Hadi dönelim derler. Dönünce de yine anayasaya uymazlar. Mevcuta da uymuyorlar. O yüzden ben usul tartışmasına girmeden daha önce şart olarak, beklenti olarak anayasaya uyum bekliyorum. Birincisi bu. İkincisi, demin sormuştunuz, belki şimdi sırası gelmiş olabilir. Bir an için anayasaya tam uyum olduğunu kabul edelim. Yani yarın sabah Türkiye'deki siyasetçilerin hepimizin başına bir sihirli değnek değdi ve herkes anayasaya tam uygun davranıyor. AİHM kararları uygun alıyor, AYM kararları uygulanıyor. Can Atalay çıktı geldi, yemin etti, mecliste görevini yapıyor. Anayasa Mahkemesi kararlarına herkes hürmet gösteriyor, gereğini yapıyor falan. Hiçbir sıkıntı yok işte. Sorulan bir soruya gelecek sene 1 Mayıs'ta Taksim'de kutlanacağını, çünkü Anayasa Mahkemesi'nin bu yönde kararı olduğu söyleniyor falan. Her şey yolunda. Bu noktada gelin anayasa yapalım deyince yapalım. Hepimiz uyuyoruz. Yeni anayasada geçmişten tecrübemle şöyle bir şey isterim. Anayasa Mahkemesi gibi üstünde ama yeni oluşturulmuş bir, işte zaman zaman organ mahkemesi diye de dillendirilmişti. Üç kuvvetin anayasaya uyumunu denetleyen ve müeyyidesi olan bir mahkeme. Eğer Cumhurbaşkanı uymuyorsa şikayet ediyorsunuz veya reysen hareket ediyor, anayasa ihlalini görüyor ve müeyyidesi var. Uyarıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Gerekirse görevden düşürme gibi. Amerika'da başkanı düşürmenin müeyyideleri var. Onları kim seçiyor? İşte bu organ mahkemesinin oturulup bir kere bütün partilerin onay vereceği bir yöntemle ve tam bağımsız bir mahkeme olarak da seçilmesi lazım. Bugünkü Anayasa Mahkemesi bu görevi yapamaz. Çünkü hepsini Sayın Erdoğan atadı. Yeni bir anayasa yapılacak olursa ağzımız eski anayasadan yandı. Anayasada birçok şeyde müeyyide yok. Ya koskoca Cumhurbaşkanı bunu yapmaz. Koskoca bakan bunu mu yapacak? Hiç bunu düşünememiş kanun koyucu. Hepsini düşünüp yapılmadığında müeyyidesi nedir? Ya şey yok mesela, yani yoktu. Yazılı soru önergesini cevaplamayan bakana bir müeyyide yok mesela. Bu bile yok. Şunu yapılır. Yapmayınca ne olur? 40 gün içinde kurar. Kurmayınca ne olur? Neler yaşadık? O yüzden anayasaya uyumsuzluk noktasında başvurulabilecek ve kararları herkes için bağlayıcı olacak bir bağımsız mahkeme güvencesini de gelecekteki yapılacak sivil anayasada mutlaka koymak lazım. Bunu söylüyorum. Tüzüğe gelince, şöyle, tüzüğü mahallelerden görüş topladık, ilçelerden topladık, illerden gelme aşamasındayız. Dünyadaki tüzükleri dört arkadaşımız inceliyorlar. 4 Eylül'de Sivas'ta açacağız. 5 Eylül'de Ankara'da tüzük komisyonunun son toplantısı yapacağız. 6-7 Eylül'de tüzük kurultayımız var. 8-9 Eylül'de de program kurultayının başlangıç toplantısını yapacağız. O 4-9 Eylül arası neredeyse bir haftalık bir değişim kurultayı yapıyoruz. Bütün delegelerimizle ve birazcık da zenginleştirerek. Tabii bunun içine delegeler deyince milletvekillerimiz doğal delege olarak zaten sistemin içindeler. Hep beraber bu tüzüğü değiştireceğiz. Hayalimizde Türkiye'nin
en iyi yönetilen kurumlarından biri haline Cumhuriyet Halk Partisi'ni getirmek var. 31 Mart'a kadar geçen sürede bu hedeflerimiz doğrultusunda arzularımızın bir kısmını, işte bolca genç aday, ciddi şekilde kadın aday ve ölçme değerlendirmeye, anketlere dayanarak bir şeyler yapmaya çalıştık. Adayları anketle belirledik, anketle takip ettik, yüksek sonuçlar aldık, büyük başarı elde ettik. Ama bir kez hem parti içi demokrasiyi tüzük güvencesine almak son derece önemli. Ama bu parti içi demokrasi deyince mesela salt bir ön seçim, üyelerle ön seçim deyip her şey böyle bitmiyor. Mesela ön seçimi çok doğru tarif etmek lazım. Ön seçimde kotalar uygulanmıyor. Mesela oysaki dünyada örnekleri var. Hatta şöyle bir örnek vereyim. Balıkesir'de bir ön seçim yapıyorsunuz. Üyelerimizin hepsi Körfez'de. Çoğu. Bugünkü yapı. Ön seçimden sadece Körfez çıkıyor liste. Sonra il merkezi ve dağa gittiğinizde oraya rakipleriniz ikinci sıraya, merkezden üçüncü sıraya yüksek kesimlerden adayları koymuş. Sen hep Körfez'densin. Gidiyorsun oradaki seçmene, sana diyor ki hadi Körfez'e oy istemeye diyorlar. Oralar. Şimdi ön seçim kötü bir sonuç verebiliyor. Bundan ön seçimi terk edeceğiz, yok. Ne yapılacak? Mesela denecek ki seçim bölgesinin özelliğine göre çıkarılacak olan yönetmelikle ya da detaylı yazabilirsiniz. Genel merkez ön seçimden hangi kriterlere uygun sonuçlar talep ettiğini bildirerek bir seçim yapabilir. Onu tarif de etmişler. Alman Sosyal Demokratlar'da var. Mesela diyor ki oyunuzdan bir tanesini mutlaka sendikacılardan birine verin. Çünkü grupta bir sendikacı istiyor. Benim grubumda veteriner yok bu sene. Utanarak söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi hayvancılığın sorunlarını en çok konuşması gereken parti, veterinerim yok. Bir ara jeoloji mühendisi yoktu deprem ülkesinde. Bir ara diş hekimi yoktu falan. Yani olacak şey değil. O zaman ne olacak? Mesela Balıkesir'de ön seçim yaparken diyeceksin ki bir Körfez'den, bir merkezden, bir yüksek taraftan oy kullanacaksınız. Kullandığınız 3 oydan birini en az kadına kullanacaksınız. Kocaeli'nde de diyeceksiniz ki başvuran 6 sendikacıdan birini seçin. Plan Bütçe Komisyonu'nda sendikacı olmasını da temin edebilir. Böyle bir ön seçim. Buna çalışıyoruz. Meslek kotalarının olduğu, cinsiyet kotasının olduğu, gençlik kotasının olduğu ve ön seçim sırasında uygulanabildiği. Ama yine de şöyle bir şey söyleyeyim. Şöyle bir şey düşünüyoruz mesela. Tabii bunların hepsi tartışılacak. Yani bu öneri enine boyuna tartışılacak ve uzlaşırsak değiştireceğiz. Milletvekili grubu örneğin %80'i ön seçimden gelsin. %5'ini, hani 15 falan ya, merkez kontenjanı %5'e indirelim. %5'ini kadın kolları ve gençlik kollarının başarılı yöneticilerinden objektif kriterlerle kendisi seçsin. Cumhuriyet Halk Partisi'nin en başarılı 15 gençlik kolu yöneticisi ilde, 970 ilçede, 81 ilde, MYK'da. 15'i gelsin, grupta genç arkadaşlar olsun. Kadın kollarından aynı şekilde olsun. Mevcut grup ya bütün üyelerin oy kullandığı şekilde değerlendirilebilir. Dijital demokratik katılımla. Grubun örneğin 2/3'ü korunsun, 1/3'ü değişsin. Ya da yarısı korunsun, yarısı değişsin. Ama grupta kendine güvenen ilinde gitsin. Ben Özgür Özak Manisa'da ön seçime gitmek istiyorsam gideyim ön seçime gireyim. Hı hı. Beni genel merkezim objektif kriterlerle değerlendirsin ya da dijital demokratik katılımla oylasın diyorsam olsun. Herkes de milletvekilliğini yaparken bunun işte liderle iyi geçinme, bilmem ne yapma falan filan değil. Çok çalışma, ilinde çalışma, sahada çalışma, kamuoyunda bilinir bir isim haline gelme. Bunların avantajları var, dezavantajları var. Ama ölçülebilir kriterler ve başarıyı ödüllendiren, çalışkanlığı ödüllendiren bir iç düzeye ihtiyaç var. Ayrıca şeyi de söyleyeyim. Yılmaz Hoca açık öğretimle 70'lerde, 80'lerde bir mucize yarattı. Şimdi ikinci bir mucize yaratıyoruz Yılmaz Hoca ile beraber. Yerel yönetim. Bir eğitim modülü tasarlıyoruz. Şimdi belediye başkanlarımızı, belediye meclis üyelerimizi eğiterek başlayacağız. Ama devamında, yani gelecek sefer belediye meclis üyesi başvurduğunda zaten eğitilmiş olacak. Çünkü başvuru kriteri Cumhuriyet Halk Partisi eğitim modülündeki şu 5 sertifikayı alanlar belediye başkanlığına. Standart getireceksiniz. Şu 3 sertifikayı yani alanlar belediye meclis üyeliğine. Şu 7 sertifikası olanlar milletvekilliğine aday olabilecek.
kaliteyi de arttıracak. Ekranın başından ayrıldığında eğitim duruyor. 7 dakikada da sorabilir, 2 dakikada da sorduğu soruya doğru cevap vermezsen başa gidiyor. Yani açtım gittim sertifikayı topladım yok. Yılmaz Hoca 5 canavar öğretim görevlisinden ekip kurdu. Biz de bir 4 arkadaştan gittik Eskişehir'de, ilk kez burada söylüyorum. 4,5 saat çalıştık bu modüle ve şimdi mesela size gösterebilirim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi salladığında dijital kimlik kartı çıkıyor. Kimlik kartında işte özellikleri ve bir kara kod. Bu binada çıkacağı kata bile kare kodla çıkabiliyor. Kongre delegesi ise kare koduna göre kongre delege kısmına giriyor. İzleyici ise oraya gidiyor o kare kodla. Arka tarafını açtığında da kokartları var. Şu 4 kokartın içi dolduğunda bir sertifika oluyor. Her kokart bir ders mesela. Böyle bir hazırlık yapıyoruz. Gençlerin de çok hoşuna gideceği. Dijital karnelerin olacağı. CHP'de ilçe başkanı adayı mısın? Şu 3 eğitimin temel siyasi eğitim, tüzük ve işte vücut dili eğitimi tamamlanmadıysa aday olamıyorsun. Mevcut başkanlar ne yapıyor? Çok enteresan. Ben bir kısa reklam arasına gitmek zorundayım. Tamam. Ondan sonra zaten üye sayınız arttı mı çok merak ediyorum onu. Onu da soracağız. Kısa bir aradan İçeride, sonra buradayız. Biraz daha rica edeceğiz sizden tamam, kalmanızı. Tamam, çünkü tamam. Özellikle de ekonomiyle ilgili sorularımız tamam. Olacak. Kısa bir ara lütfen. Röportaja devam ediyoruz. Az önce de belirttiğim gibi Ankara'dayız. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ndeyiz. Uğur Dündar ve Deniz Zeyrek'le birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e sorularımızı yöneltiyoruz. Az önce yeni bir teknolojiyle nasıl partinin üyelerinin şekilleneceğini, üyeliklerin şekilleneceğini anlattı Sayın Özgür Özel. Ben hemen sormak istiyorum. Hep Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olmanın çok zor olduğu söyleniyordu. Artık zor değil herhalde. Tabii değil. Ve bu üye sayısı artmasına sebep oldu mu? Şöyle. Bu modelin dünyada örneği var mı? Şimdi tabii dijital demokratik katılımda üye olmuyorlar ama bir üye kampanyası başlattık. Genç arkadaşlarımıza da şeyi söyledik. Yani zaten üyenin fotoğrafını çektiğinde yükleyebiliyorlar. İmzası ve TC'si olduktan sonra geri kalan bilgileri sonradan tamamlamak üzere hemen kayıt işlemini yapın dedik. Türkiye'nin dört bir yanında inanılmaz üye kaydı yapıyoruz. Örneğin Uşak'ta 2 haftada 402 18-25 yaş arası üye kaydetmiş arkadaşlarımız. Gençler geliyor. Müthiş bir şey yani. Uşak'ın nüfusu, Uşak'taki durum göz önüne alındığında 402 aralarında kıyasıya bir rekabet var. Ama bu gençlerin talebine cevap vermek için hatta 3'er 4'er artıyoruz diyorum. Biz ilk önce 200'le başladık. Bir hafta sonra 300'ler evet. geldi. 400'ler geldi. Bu hafta artık 500 yoktu. Zaten pazartesi günü burada değildik. Soma'daydık. Salı gününe de grup toplantımızı yaptık. İnanılmaz bir genç üye sayısında artış var. Ama önümüzdeki dönemde hem kadınlara hem gençlere, üniversitelilere tematik meselelerde ayrı ayrı üye kampanyaları olacak ve sosyal medya kampanyalarıyla, filmlerle, sloganlarla desteklenen üye sayımızı arttıracağız. Tabii CHP üyesinin hem partiye bir aidiyet duyması, hem işte çok sembolik bir aidat var ama onu ödeyerek bağını göstermesi, hem de en çok parti içi eğitimlere, bu online eğitimlere katılması, sertifikalarını tamamlaması ve yetkinliğinin artmasını ümit ediyoruz. Hem mevcut üyeler için hem yeni üyeler için. Dijital demokratik katılım boyutunda dünyada böyle bir dijital oylama, fikir alma, örneğin üyelerin kurultaya, kurultayın PM'ye, PM'nin MYK'ya, MYK'nın genel başkana ve genel başkanın her birinden 2 gün süre verebilirsiniz, 4 saat verebilirsiniz. 4 saat verirseniz örneğin 1.600.000'den belki 100.000'i cevaplar ama çok erken bir sonuç alırsınız. Ama mesela 1.600.000, 2 milyon üyeye sorduğunuz bir soruyu 3 gün 4 gün içinde öyle bir sonuç alıyorsunuz ki bölgelere göre ne demişler? Yaş katmanlarına göre, kırılımlarına göre ne demişler? Cinsiyete göre, mesleğe göre, eğitime göre bu çok önemli bir veri. Bu dünyada önce olacak ve bizim bence dünyaya çok örnek olacağımız bir proje olarak şekilleniyor ve devam ediyor. Şimdi cumartesi günü Saraçhane'de ki Saraçhane artık İstanbul'da siyasi etkinlik anlamında yeni bir merkez haline dönüştü. Saraçhane Meydanı'nda
bir atanamayan öğretmenler ve müfredat mitingi yapacaksınız. Daha sonra ayın 26'sında Ankara'da emekliler mitingi düzenleyeceksiniz. Bu arada bir öneri var. Rize'de açıklanan yaş çay fiyatına çay üreticisi çok çay büyük tepki gösteriyor. Acaba Rize'de de bir çay mitingi düzenler mi Sayın Özel diye seyircilerimiz yazmışlar. Bu mitinglerde vermeyi düşündüğünüz mesajlar neler olacak? Merve, aslında temel mesaj şu. Derdi olan, itirazı olan varsa gelsin. Bu insanlara hak veren varsa o da gelsin. Esas mesajımız bu. Biz Türkiye'de anayasal demokrasi tepki ve protesto rejimidir aynı zamanda. Ve şunu ifade etmek durumundayız. Türkiye'de toplantı, gösteri yürüyüşü hakkı anayasal bir hak olmaktan çıkarıldı ve kullanılması birilerinin iznine bağlı bir hakka dönüştü ve insanlar hak aramaktan vazgeçer oldular. Bugün Beyaz Saray'ın karşısında insanlar ellerinde dövizleriyle gösterilerini yapıyorlar ve polis onları koruyor. Beyaz Saray'ı değil. Almanya'da Bundestag'ın önünde gösteri yapmak serbest. İngiltere'de 10 numaranın kapısına kadar gitmek serbest. Ama Türkiye'de saraya 4 kilometre yaklaşıp mendil atmaya kalksan başına ne gelir Allah biliyor. O yüzden biz bu korkuyu, bu endişeyi kademe kademe kırmak durumundayız. Hak ihlaline uğrayanın, hakkını arayanın sokağa çıkmasına, meydandan korkmasına hiç gerek yok. Ama kimse bunun burnu kanamadan barışçıl protesto hakları mutlaka kullanılmalıdır. Örneğin ertelendiğinde buraya daha güçlü geleceğim ve çok kalabalık geleceğim demiştim. Tren kazasının duruşması için ve tren kazasının duruşmasında 31 Mart'taki başarıdan sonra beni seven arkamdan gelsin dedim. Gittim. 5000 kişiyle gittik. Davaya katıldık. Sonucu aldık ve hep birlikte oradan ayrıldık. Soma'ya bizi seven arkamızdan gelsin dedik. 10 yılın en kalabalık Soma anmasını gerçekleştirdik. Şimdi atanamayan öğretmenler demiyorum ben. Sakın sizi düzelttiğimi düşünmeyin ama kendim atanamayan öğretmen lafının öğretmene bir kusur atfediyor. Atanamamış bu. Ya da atamayana bir mazeret atayamadım. Yani atacaktım da atayamadım falan. Öyle bir şey yok. AK Parti iktidarında atanmayan 1 milyon öğretmen var. Atanmayan öğretmenlere ve Saraçhane'ye bekliyorum. Onlara hak verenleri de Saraçhane'ye bekliyorum. Atanmayan öğretmenlere verilen bir söz vardı. Mülakatsız atama. Mülakat mağdurlarını Saraçhane'ye bekliyorum. Mülakatın partizanlık, adam kayırma, kulak kayırma olduğunu düşünen herkesi Saraçhane'ye bekliyorum. Ayrıca müfredat tartışmaları var. Ben 10 yılda yaptım diyor. Daha atandığı kalemin mürekkebi kurumadı bakanın. 7 günde görüş bildirin diyor. İtiraz ediyoruz. Hadi zam yaptım 10 günde diyor. Küstahlık yapıyor. Bu müfredat yapmak anayasa yapmak kadar önemli. Çünkü bu müfredatla yetişecek çocuklar gelecekte anayasa yapacaklar. Ya da anayasaya uyacaklar ya da uymayacaklar. Bu açıdan anayasa yapar gibi katılımcılıkla müfredat lazım diyen kim varsa onu da Saraçhane'ye bekliyoruz. Ben çok ve Saraçhane'de sadece ben konuşmayacağım. Benim de sonunda bir değerlendirmem olacak. Ama atanmayan öğretmenler konuşacak. Mülakat mağdurları konuşacak. Müfredata itiraz edenler, bilimsel, çağdaş, laik eğitim isteyenler konuşacak. Hep birlikte orada sesimizi önce onları duyacağız. Seslerini duyuracağız. Sonra seslerine ses olacağız. Ve hep birlikte bir sonraki mücadeleye omuz vermek üzere evlerimize döneceğiz. Bir sonraki 26'sı pazar, bu sefer Tandoğan Meydanı'nda saat 13'te Ankara'da. Bu sefer büyük emekli mitingi yapıyoruz. 10 bin lira, onu da şöyle ifade edeyim. Hatta şöyle bir şey geçti başımdan. Almanlarla konuşurken Türkiye'de en büyük sorun emeklinin aldığı 276 euro emekli maaşı dedim. Karşımdaki kişi beni düzeltti. 2760 dedi. Yani ben Zweihundert dedim, o Zweitausend diye düzeltti. 200 değildir o, 2700'dür. Türkiye'deki emekli maaşının Almanca'ya tercümesi yok. Aynı şey konseyde oldu. Orada anlatıyorum, İngilizce, Fransızca tercüme oluyor. Konsey üyeleri düzeltiyorlar. Çünkü onların ülkesinde
Kiminde 1700, kiminde 2500, kiminde 3000. Ama 270'ler de var. Bizim çok sevdiğimiz Arnavutluk'ta var. Orban'ın ülkesinde var. Başka bir yerde yok. Ve şimdi bu 270 euro ya da 10 bin lira, yani 10 bin liralık ev bulsan, ki bulamazsın, Ankara'da kesin bulamazsın. Tut ki buldun 10 bin liralık bir eve başını soktun, aç kal. Karnını doyurursan sokakta kal maaşı. Buna bir itiraz etmek lazım. Ben bunu seçim boyunca söyledim. Şimdi Sayın Erdoğan'la konuşurken de dile getirdim. Sayın Bahçeli de hak verdi ve zaten Sayın Bahçeli'nin de bu konuda beyanları var. Seçim öncesinde de var. Bu maaş yetmez diye. Orada da hakkını teslim edelim yani. O da hak verdi. Bu yüzden AK Partili MHP'li demeden sesini duyurmak isteyen bütün emeklileri ve emeklilere hak veren herkesi meydana bekliyoruz. Çay olur mu? Olur. Bana da yanılmıyorsam bugün Sibel Hanım yazmış böyle bir talep var diye. Ama asgari ücrete zam yapmamaya kalkarlarsa çok büyük mitingler yapmak gerekiyor. Ve dün de ifade ettim. Bir satranç oyuncusunun iyi oynadığı son yaptığı hamleden değil, ilk yaptığı hamlelerden belli olur. Doğru bir açılış yaparsanız açmaza düşmezsiniz. Nedir açmaz? Öyle bir yere koyarlar ki ya filin ya kale, ya da ya vezirin ya kalen. Birinden birini feda edeceksin. Şu an Türkiye'deki durum şu. Asgari ücret veren için çok pahalı, alan için çok ucuz. Açmaz. Döviz ihracatçı için çok düşük, bizler için çok yüksek. Açmaz. Niye düştük bu açmaza biz? İşte nasıl olacak diye bir anda faiz sebep, enflasyon sonuç diyecektik. Faizi bütün dünya enflasyonla mücadele için enflasyonun bir puan üstünde faiz verip enflasyonu durdururken biz aşağıdan enflasyonu ittireceğiz. Ondan sonra bu enflasyonist durumda dolar fırlayacak. Gitmesi gerektiği yere gitmesin diye önce 128 milyar dolar yakacağız. Yetmedi. Ondan sonra o doları baskılamak için kur korumalı mevduat yapacağız. Hepimizin hazinesini ve Merkez Bankası'nı oraya aktaracağız. Sonra da normal bir döviz kuru varmış gibi davranacağız. Olacak iş değildi. Bıçak kemiğe dayandı. Bu yüzden bizim buraya çok akılcı çözümler üretmemiz lazım. Eskisi irrasyoneldi. Mehmet Şimşek'in irrasyonel falan değil. Evet, eskiye göre rasyonel. Ama büyük bir çaresizlikle bedeli ödemesi gerekenlere değil, ödetmesi gerekenlere ödetmeye çalışıyorlar. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. O yüzden asgari ücret içinde yapacağız. Bu arada dün topta da söyledim. Penye üreterek biz Hindistan'la rekabet etmeye kalktığımızda o döviz kuru pahalı kalıyor, bu asgari ücrette yüksek kalıyor. Ama biz çip üretiyor, satıyor olsak, cep telefonu üretiyor, satıyor olsak, inovasyonla ve yüksek teknolojiyle, Ar-Ge ile geliştirilmiş yüksek katma değerli ürün satıyor olsak, bu asgari ücretin iki katı da çok değil. O zaman herkes için hayat kolay. Ama maalesef biz sadece penyede, sadece kotta kaldığımız için, maalesef Macron'un seçim vaadi olan çimento fabrikalarını İzmir Kemalpaşa'ya taşıyıp da Macron'un çimentosuyla İzmir'i kirletecek kadar hem karbon ayak izi yüksek, hem yüksek maliyetli ve Türkiye'yi her yöne zarar veren imalatları marifet sandığımız için, çimento ihracatıyla övündüğümüz için, Macron çimentonun ithalatıyla övünüyor. Burada ürettirmiyorum, Fransa'yı kirlettirmiyorum, Türkiye'de üretiyorlar, ithal ediyorum diyor. Biz de çimento ihracat rakamlarıyla övünüyoruz. Bu yüzden yüksek teknolojiye dayalı yepyeni bir sanayileşme ve yepyeni bir ihracat rejimine geçmemiz lazım. Bu içinde bulunduğumuz hem bu orta gelir tuzağından hem de çiftli kur sisteminden. Eskiden ikili kur olurdu, o da sağlıksızdı. Şimdi bir kur var ama kimi için pahalı, kimi için ucuz. İkisi de sürdürülebilir değil. Şimdi ekonomiyle ilgili yaptığınız analizden şunu görüyorum ben. Mevcut durum sürdürülebilir değil, daha da kötüleşecek gibi. Siz de yani daha önce de açıkladınız, şu andaki koşullar bana hani erken seçim iste şeyi verilmedi, sarı kart gösterildi. Yani 31 Mart seçim sonuçlarını bir erken seçim çağrısı için araçsallaştırmayacağım. Evet. Çünkü meydanlarda söz verdim dedim. Bu bir genel seçim değil, yerel seçim. Belediye başkanı seçeceksiniz ve hükümete sarı kart göstereceksiniz demiş. Evet, ama şimdi bu gidişat böyle yaşanmaz hale geliyor gibi artık.
ücretler yerinde sayıyor, enflasyon artıyor. Ve işte sadece siz şu anda 4 tane büyük katılımlı miting tarif ettiniz. Yani atanmayan öğretmenler, asgari emekliler, çay üreticileri, buna fındığı da ekleyin, başka tabii. da ekleyin. Asgari ücretliler vesaire, patronlar, küçük orta. Kuryelerin içinde bulunduğu durum, beyaz, mavi, gri yakalıların güvencesizliği ve yeni yoksullar onlar artık. Şimdi mesela tasarruf tedbiri açıklandı, gariban memurun servisine göz dikmişler. Evet. Yani bu da ciddi bir sorun yaratacak. Bu süreç ülkeyi biraz erken seçime götürecek bir süreç değil mi? Bir sene sonra halk geçinemez, yaşayamaz hale geldiğinde bu tavrınız nasıl değişecek? Ben şunu söyledim. Benim dediğim çok net. Ben asla erken seçim istemeyeceğim diye bir şey demedim. 31 Mart seçimlerini erken seçim çağrısının gerekçesi yapmam dedim. Bugün sokakta erken seçim çağrısı yok. Erken seçimi siyasetçiler söylerlerse, halk buna hak verirse erken seçim olur. Ama esas doğalı şu: kahvede, sokakta, köyde, kadınların evdeki komşu toplantılarında, fabrikalarda, pazar yerlerinde erken seçim konuşulmaya başlayınca hiçbir siyasetçi kendini bundan geri tutamaz, ben de tutamam. Ben erken seçim karşıtı değilim. Ben yapılacak ilk erken seçimi kazanacağımı düşünüyorum. Niye istemeyeyim? Ama 31 Mart'ta sen MHP'liler verin oyu, iktidarı değiştirmeyeceksiniz, sadece sarı kart göstereceksiniz deyip ertesi günü hadi erken hadi erken seçim dersen olmaz dedim. Ama dediğiniz gibi bu trend böyle sürer, bir yıl sonra sürdürülemez bir durum gelir, bu hayat pahalılığı, işte enflasyon düşürülemez, hayat pahalılığı artar ve millet yeter artık derse, biz de yeter artık, bırakın artık, biz gelelim ve bu işi toparlayalım deriz. Hele hele bir de işin şu tarafı var. İşte dün bugün görülüyor ki, şimdi mesela bugünkü Kobani kararı bir normalleşmeye işaret etmiyor. Efendim dünkü atama bir normalleşmeye işaret etmiyor. Osman Kavala'nın başvurusu ve ardından tabii sade Kavala değil, Gezi tutuklularının yeniden yargılanması ve tutuksuz yargılanmaları, özgürlüklerine kavuşmaları gibi beklentiler. 28 Şubat davasının mağdurlarının hasta hasta içeride halen duruyor olmaları bir normalleşmeye işaret etmiyor sonuçta. Şimdi hal böyleyken bu buralarda bir şey yoksa, bir kere ne var? Avrupa'nın kapıları size kapalı. Uluslararası fonlar kapalı. Bir sürü sıkıntı kapalı. Katar'da sizi bir yere kadar sırtında taşır veya Rusya bir yere kadar işte şeyin parasını ödeyeceğiz artık, doğalgaz. Doğalgaz faturaları da katlanmaya başladı. Bu yazın ortasındayız. Bir de bunun Ekim'i var, Kasım'ı var. Şimdi böyle olursa zaten Türkiye'nin kaçınılmaz olarak bu inat sürerse bir iktidar değişimine ihtiyacı olur. Neden olur? Çünkü mesela bir Avrupa Birliği hedefi ve buna uygun yapılacak reformlar Türkiye'ye borsayı fırlatır, doları düşürür, dünya kadar yabancı yatırımcının gelmesine imkan sağlar. Sosyal demokratların iktidarda olduğu bir hukuki öngörülebilirlik, bir anayasa devletine dönüş Türkiye'ye güvenceyi arttırır, risk primini düşürür, borçlanma faizlerini düşürür, her şey düşer. Bir anda bu değişimin umudu bile iyi gelecekken yapılacak yapısal reformlarla Türkiye bir... Çünkü Türkiye potansiyeli çok yüksek bir ülke. Şimdi bunlar tam sizin tarif ettiğiniz gibi yanlışta ısrar edip ülkeyi uçurumun kenarına getirir, çözüm yolu elimizde ve vatandaşın talebi erken seçim olursa tabii ki ülkeyi o uçurumun kenarından alacağız biz. O zaman şöyle bir kaygınız olmaz anladığım kadarıyla bu söylediklerinizden. Biz seçimlerin yenilenmesi kararı çıkarttırırsak meclisten, Tayyip Erdoğan 3. kez, 4. kez aday olma şansı yakalar gibi bir kaygıyla hareket eder misiniz? Ya şöyle, geçen sefer aslında anayasanın lafzı farklı olduğu halde işte bir takım kararlar mağduriyet yaratır diye. O ayrı da, yani mecliste mesela konu görüşülürken bunun anayasa değişikliğinden sonra sıfırlanacağı, tutanaklara geçmiş falan gibi sallarla bunun ikinci adaylık olduğu söylendi ve bu, yani meclis yeniledi, 2+1 değil, bu 2 dendi.
Ama bundan sonra aday olamayacağını herkes biliyor. Ne zaman? Günü gelince. Bu iki ise geçen seferki adaylığı burada 360'da seçim yenilenirse yeniden aday olabileceğinin önü açılıyor gibi bir tartışma, evet. İşte o önümüzde duruyor. Meselenin kendisi şu. Belki de yani çıkmaz dediniz ya demin döviz vesaire. Burada da böyle bir şey var. Yani Tayyip Erdoğan aday olacak ama erken seçim isteyeceksiniz. Yani şöyle bir şey. Birincisi dediğiniz gibi bir tablo olursa erken seçimin meclisten geçmesi durumunda yeni bir anayasa tartışması ortaya çıkabilir ama belki de muhalefet şöyle bir şey diyecektir. Seçimin tam 2,5. yılında der ki tam ortadayız. 2,5 biz koyuyoruz, 2,5 da sen koy. Gelin seçimleri yenileyelim, sen de gel aday ol. Son kez, zaten son kez artık yani hiçbir en aleyhte yoruma göre bile son kez. 2,5. kez kendine güveniyorsan gel, gelecekteki 2,5 yılı bırak. Biz de buradaki 2,5 yılı koyuyoruz. Gel kozlarımızı paylaşalım. Bu da söylenebilir. Siyaset her şeye gebe ama bugün için Türkiye'de başka bir şey konuşuyoruz. İnsanlar bu iktidardan aldığı yetkinin gereğini yapmasını, hayat pahalılığını durdurmasını ve krizi çözmesini bekliyor. Biz de diyoruz ki biz muhalefet olarak buradayız. Sesini duyuramayanın sesiyiz. Anayasanın bekçisiyiz. Kanun devletinin takipçisiyiz. İcraatının da takipçisiyiz. Yaparsa yaparsınız, yapmazsanız biz buradayız diyoruz. Evet. Şimdi programın sonuna geldik. Son bir soru sormak istiyorum. O da şu. Diyelim ki bugün seçim oldu ve Cumhuriyet Halk Partisi bu seçimden zaferle çıktı ve siz bir koltuğa oturdunuz. İlk yapacağınız şey ne olur? Ben ilk yapacağım şey şu olur. Oturduğum koltuk Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı koltuğu olduğu için 5 yıl önce Manisa'da Saruhanlı, Akhisar, Alaşehir ve Turgutlu'da yaptığım, bundan işte bir ay kadar önce de, 1,5 ay önce de tam şurada yaptığım konuşmayı yaparım. Kimse kaybedenleri kızdırmasın. Bu ülke 86 milyonun kucaklaşması gereken bir ülke. Önümüzde baş edilmesi gereken büyük ekonomik zorluklar, yapılması gereken büyük reformlar var. Bu ülkeyi Atatürk'ün kurduğu ve yönettiği dönemdeki o şahlanışa bir daha çıkarıp onun vasiyetini tutmak için şu muasır medeniyetleri yakalayıp geçeceğiz. Onun için birbirimizle uğraşmayacağız, intikam almayacağız. Hesap sorulacaksa hukuk devleti standartları içinde hesap sorulacak. Kimse cadavı başlatmayacak. Oy vermeyen de veren de baş tacıdır. Cumhuriyet Halk Partisi herkesi kucaklayan bu iktidarın bir parçasıdır diyeceğiz. Benim oturduğum koltuk Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı koltuğu bu çağrıyı yapacak. Yine Süleyman Seba'yı hatırlatacağız. Yan tarafta üzgün bir takım var. Onları rencide etmeyin diyeceğiz. Peki seçim çalışmaları sırasında aday belirleme sürecinde kırılanlar, küsenler oldu. Orada bir kucaklama, gönül alma seferberliği düşünüyor musunuz? Yapıyoruz zaten. Şöyle zaten 31 Mart seçimlerinden sonra birçok kırılanla, küsenle ya da başarısızlık olacak diye düşünenle o geceden başladık, kucaklaştık. Hep birlikte sarıldık, sarmaştık, kucaklaştık, barıştık. Ha, ihanet edenleri soruyorsanız bu partinin şu kültürü yerleştirmesi lazım. İhanet edenleri affetmemiz mümkün değil. Niye? Çünkü o başarsaydı AK Parti kazanacaktı. O başarsaydı Cumhur İttifakı kazanacaktı. Biz başardık diye şimdi gelip de burada bir sonraki ihaneti için nefeslenip soluklanamaz. Partinin karşısında başka partiye geç, aday ol. Az daha kendisi kazanacak hali de yok. Mesela bazen şöyle oluyor. CHP'nin karşısına geçiyor ama ikimiz yarışıyoruz. Öyle de değil ki, onun da yapılmaması lazım. İşte bir tanesi Kırklar elinde ne yaptı? Aday adayıydı. Diğer ön seçime girdi. Ön seçimi kaybetti. Gitti başka partiden aday oldu ve MHP'yi kazandırdı. Ben onun neyini affedeceğim? Neyini affedeceğim onu? O yüzden yani ihanete tahammül yok ki bunu bir kurum kültürü olarak yerleştirmek durumundayız. Hataları affedeceğiz. Haksızlık bana yapıldıysa affettim. Partinin kurumsal kimliğine yapılan da mümkün olduğu kadar geniş açıyla bakıyoruz. Şuna izin vermedim mesela. İllerde
disiplin işlemlerini başlattırmadım. Hepsini bize yollayın dedim. Neden? İlde kavga çıkmasın. Bu kadar mutlu bir seçim sonucundan sonra millet birbirine girmesin diye. İhanet edenlerin bütün delil ve belgelerini merkeze çektik. Büyük bir komisyon kurdum. İlle ilgili hiç angajmanı olmayan hukukçular dosyaları tasdikliyorlar. Benzer suçlara benzer ceza. Orada cezasızlık, burada ceza, burada fazladan ceza değil. Oturacağız, karar vereceğiz. Buna mazur görebiliriz. Bunlar baba evinde kalsın. Bu bir senelik ceza alsın, sonra gelsin. Bunlarla işimiz olmaz. Bunu da merkezden çözeceğim. Ben genel başkan olarak, genel merkez olarak bütün yükü sırtımıza alıyoruz. Yeter ki örgütümüz sahada kavga etmesin. Biz kavgadan çok çektik. Peki, çok teşekkür ediyoruz Sayın Genel Başkan. Tüm sorularımıza iştenlikle cevap verdiniz. Sağ olunuz. Ben başka bir cümle edebilir miyim tabii, kapanmadan? Tabii. Öncelikle hepinize çok teşekkür ederim. Türkiye'de siyasetçiler eleştiriye açık olacaklar. Biz açığız. En sert eleştiriye tahammül göstermek demokratik siyasetin olmazsa olmaz kuralı. Bunu bütün arkadaşlarıma da söyledim. Bize eleştirenlere bozulanlar, kızanlar var. Hep diyorum ki bizim siyasi rakiplerimizden farkımız fikir özgürlüğüne ve eleştiri hakkına saygı göstermek. Bunu görmek lazım. Şöyle bir şeye kimse kapılmasın. Birilerinin CHP'de işlerin bu kadar iyi gidiyor olmasından rahatsızlık duyduğunun farkındayım. Bunlar bazı partiler, efendim CHP karışırsa bize yarayacaktı diyenler ve seçimde beklenenin çok altında oy alanlar. Onların bir takım trol ordular işte Arapça marapça meselesinden bize saldırıyor. Öbür türlü ağzımızdan çıkan bir cümbeyi cımbızlıyorlar. Ve bizim de çok kişi şundan üzülüyor. Ya niye böyle yapıyorlar? Yine bu parti karışmaz. 47 yıllık birinci parti olamamanın hissiyatıyla özgüvensiz bir siyaset yapmayacağız. Doğru bildiğimizden şaşmayacağız. 3 trol saldırdı, 5 kişi oradan bir şeyler yapmaya çalıştı diye doğru bildiğimizden dönmeyeceğiz. Yeni bir şey deniyoruz. Ne yaptığımızın farkındayız. Sonuç alıyoruz. Gözümüz anketlerde. Nisan ayında bir ankette ikinci parti değiliz. Hiçbir ankette seçim gecesinden kötü noktada değiliz. Çok daha iyi noktadayız. İyiye gittikçe doğruları tekrarlamaya, eski yanlışlardan uzak durmaya devam edeceğiz. Afyon, Eskişehir, Kütahya, Uşak, Manisa, Soma'da 5 günde gördüğüm, sarıldığım binlerce kişiden biri dönüp Arapça tartışması var ya çok kötü demedi bana. Bir tanesi dönüp de ya işte şu lafınız mı? Hepsi bana dedi ki yani hak etmediğim güzel şeyler de söylediler ama kurtarın ülkeyi. Arkanızdayız. İşte böyle. Çalışın. Koşun dediler. Teşvik ettiler. O yüzden aslında sokağın derdi bu değil. Yankı bu... Twitter'daki arkadaşların hayal kırıklıklarını anlıyorum. Kötü niyetlerini de anlıyorum. Bir de çok iyi niyetliler var. Yıllarca muhalefet etmişiz. Onun intikam almak istiyor falan. Efendim Özgür Özel işte AK Partili bir gazeteciyle niye poz verdi? Ben adamın programına çıkmışım. Gelmiş düğün davetiyesi vermek için varıp da burada bir randevumuz yok. Ola da bilir. Uzun bir ilk mülakatı ona vermemişim. Hiç mülakat vermemişim. Hani bütün bize sahip çıkan gazetecileri atlatıp da bir AK Parti'ye müzayir birisine randevu versem, röportaj versem neyse. Salı günü mecliste gelmiş, randevusunu almış, bir saatten fazla bekleyip düğün davetiyesi vermiş. Ama şunu anlıyorum. Ya işte bunlar eskiden öyleydi, şimdi biz güçlendik diye bize yanaşıyorlar. Hissiyatını anlıyorum ama Özgür Özel öyle birisi değil. Kendisini daha önce ağırlamış, çayını içtiği birisi gelip de düğün davetiyesi, ben seninle görüşmem. Hayatta öyle bir şey yapmam. Ama özgüvenimizi yükselteceğiz. Biz başkaları gibi değiliz. Biz onların kapısında duruyorduk, onlar bizi almıyordu. Onlar bize akreditasyon yapıyordu, sen de yap. Biz o değiliz. Ama o hissi de anlıyorum. Onlardan şahsım adına varsa gönül kırıklıkları onu onarmak isterim. Ama partinin doğrusu bugün bizim yaptığımız. Özgüvenli, kendine güvenen, ne yaptığını bilen ve yeni bir siyaset ama partinin kuruluş ilkelerinden vazgeçmeyen, iktidar hedefini terk etmeyen bir siyaset. Muhalefetten, verilen görevden bir adım geri durmayan ama halkın geneline de ya bu Cumhuriyet Halk Partisi resepsiyona bile katılmıyor. Son sözüm 29 23 Nisan resepsiyonuna
Eskiden ya gitmezdik ya da gider hemen çıkardık oradan. Gittik. Eskiden 23 Nisan akşamı bütün televizyonlar Erdoğan'ın geniş değerlendirmelerini, Sayın Bahçeli'nin değerlendirmelerini, Sayın Destici'nin değerlendirmelerini dinler dururduk. Ne oldu? Bütün televizyonlar o gün Özgür Özel'in değerlendirmelerini verdi son dakika diye. Erdoğan'ınkini de verdiler, Özgür Özel'inkini de verdiler. O alanı onlara, kimseye bırakmadık. Bu doğru siyaset yöntemi budur. Milyonların buna umut bağladığının farkındayım. Bozguncu, kötü niyetli fırsatçıları bir kenara bırakıyorum. İyi niyetli, gönül kırıklığı olanlara da diyorum ki sokakta böyle bir ses yok, böyle bir tansiyon yok. Twitter'dan etkilenip özgüveninizi kaybetmeyin. Ben ekibime, kadroma, partime güveniyorum. Emin adımlarla partimiz iktidara yürüyor. Herkes bundan emin olsun. Vallahi ben bu konuya girmek istemiyordum ama siz açtınız. Şöyle bir şey var. Bu arkadaş İstanbul Belediyesi'nde teröristler çalışıyor diye ortalığı karıştıran bir arkadaş. Peki şunu biliyor musunuz? Ekrem İmamoğlu'nun lansmanına da davet edilmiş. Ya olabilir, bilmiyorum da ben vatandaşın hissiyatı açısından söylüyorum. Şimdi nasıl mesela seçim yenilgisine neden olan bir partilinizi ihanetle suçladınız ve kapattınız kapıyı ona. Belki de seçmenleriniz öyle bir tavır bekliyor. Yani akıl almaz suçlamalar yöneltmiş CHP'ye, CHP'lilere vesaire. İşte teröristler çalışıyor gibi bir iftirayı atmış. En sert cevabı da benden almış. İşte ama yani şöyle bir şey var. Bakın şu değil. Biz o kutuplaşmış iklimde her şeyi yapabiliriz. Çok insani bir şey. Evleniyorum ve davetiyemi vermek istiyorum diyor. Randevu istiyor ve mecliste binlerce kişinin arasında sırasına girip geliyor. Biz o kapıdan İnsan çevirecek birisi değil Özgür Özel. Öyle birini arıyorlarsa aradığınız kişiye burada ulaşamazsınız. Ben öyle birisi değilim. Ben çocukken de öyle değildim. Kırklar elinde bahsettiğiniz CHP'li gelip düğün davetiyesi verirse görüşecek. Bak şahsıma verirse olur. Anladım. Desin ki gelsin, ben Özgür Başkan'ı seviyorum ama partiyi, belediyeyi MHP'ye kaybettirmiş birini olmaz. O karşı taraftayken söyledi bunları, bir sürü başka şey de söylendi. Atatürk'e bunu demiş, şunu demiş, o demiş. Hep yalan çıktı onlar ama. Akit'in işleri ona mal edildi montajda falan ama. Bir sürü yanlışı vardır o arkadaşın. İlk röportajı ona versem, tek röportajı ona versem, ona bir ihtimas sağlasam herkes haklı. Ama o kişi düğün davetiyesi vermeye bütün meclisi gezerken Özgür Özel'in kapısından dönmez. Özgür Özel öyle birisi değil. Yoksa şey çok kolay. Ya yanlış yaptım, bir daha konuşmayacağım desem binlerce like alırım ben. İş o değil ki. İnsanlıktan vazgeçip siyasete kurban verdikten sonra bazı şeyleri hiçbir manası yok. Demirden korkan trene binmeyecek. 3 tane, 5 tane, 3000 tane, 3 milyon tane eleştirinin olması benim insani değerlerimi değiştirmez. Ben demiyorum ki herkesten kıymetlidir, başımın tacıdır, bilmem nedir. Gidip çayını içtiğin birisi gitmeyeceksin o zaman. Ben orada büyük bir cesaret gösterdim. Yeni Şafak'ın 3. katına çıktım. Gören kameramanlar kamerayı bıraktılar, bana baktılar. Bu adamın işi ne burada? En sert 15 soruya takır takır cevap verdim. Ve partime atılmış 15 iftiranın 13'ünü bizzat çürüttüm. Yayının galibi Özgür Özel dedi o zaman herkes. Bir tane sorudan troller bir şey kesti. Ama iyi ki gittin dediler. Oradaki 3 tane çayı iç reklam arasında. Sonra gelip bir davetiye vereceğim deyince ben seninle görüşmüyorum. Öyle bir hayat yok. Yok zaten tepki size değil, o beyefendiye yani. Öyle öyle yani. O yüzden şey ama herkes şunu bilir. Özgür Özel geride kimseyi bırakmayan, dostluğunu unutmayan. Ben Manisa'da otobüsün üstüne çıktım. Dedim ki 2009'da ilk kez aday oldum. Yanımda kim vardı? Bağırıyorlar. Evet dedim, Demirhan vardı. Yanımda kim vardı? Reis abi vardı. O gün ilk yola çıktığımızda 3 kişiydik. İkisi de yanımda orada benim. Ben 10 yaşındaki birlikte büyüdüğüm yatılı okul arkadaşlarımla anneler gününde birlikte kahvaltı yapıyoruz. Yazın birlikte tatil yapıyoruz. Arkasında bir kişi bırakmamış birisiyim. En sert muhalifim, beni mahallemde delege yapmayıp da bütün Türkiye'de tartıştıran süreçteki ilçe başkanı, bugün oturduğum ilçenin belediye başkanı. Genel başkan olunca herkes dedi ki filancayı 7 kat yerin dibine gömdünüz. Dedim ki herkes eşit. Anket yapacağız. Önde çıkarsa
Anket yaptık, iki kişi eşit çıktılar. Koyun sandık çıkarsa demek ki seçimi onunla kazanacağız dedim. Benim hepimiz birden oy verdik. Cumhuriyet tarihinde ilk kez Manisa merkezdeki iki belediyeyi birden kazandık. Büyükşehir'i kazandık. Büyükşehir adayım. Büyükşehir Belediye Başkanım. Son il seçimindeki benim adayım. Rakibi de oturduğum ilçeyi yönetiyor. Bir kişiyi geride bırakmam. Programı kapatırken bir kişiden söz ettik. Bir sayın siyasetçiden söz ettik. Hakkını da teslim edelim. Hakkını yemeyelim. Sayın Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, evet, geçen dönemde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu metro kredileri imzalanmıyordu ve atıl kalıyordu. Ama Sayın Şimşek imzalayarak o krediyi açtı. Ha, doğru. Onu da teslim edelim. Bir ara geçti ama Cemal Enginyurt diyeceğiniz sandım. Ona da bir şey söyleyeyim. Ben hayatta onun da eleştirilerine saygıyla karşılıyorum. Ama şöyle bir şey var. Cumhuriyet Halk Partililer, Cumhuriyet Halk Partililer konuşur. Cumhuriyet Halk Partiliymiş gibi dışarıdan gazel okuyup da bizim seçmene yönelik genel başkan eleştirisini nazik bulmam. 2. 5 kere aradım Özgür Özel'e ulaşamadım diyor. Eski telefonu aradığını, yeni numaramı kendisini arayarak kaydettirdiğim gün çok teşekkür etmişti. 3. Bayramda bütün partileri aradım. Genel başkanları milletvekili olmadığı için hem genel başkanlarını aradım. O kısık sesimle ve göz ameliyatımın acısıyla Cemal Engürt'e dedim ki 3 kişisiniz ama siz de bir grupsunuz. Emeğimiz var birbirimize, bayramınız kutlu olsun. Orada Twitter yürümüşken çıkıp şey yapıyor ya. Vay biz görüşemiyoruz beyefendi, kimle görüşüyor? O kadar da değil. Ben bayramda o kısık sesimle aradım. 3 milletvekili var. Genel başkanlığını ayrı aradım. Cemal Bey'i grup başkanı kabul edip ayrı aradım. Eski numarayı aramış. Öğrendiğimde kendim numaramı vermek üzereydim. Şöyle bir şey var. Bakın. Meydanda yapılan kusrun tenhada özrü olmaz. Bu arkadaşlar biraz kusru meydanda isteyip tenhada özür dilemeye alıştılar. Ben de buradan sizi arar ve konuşursunuz. Cemal Enginyurt içinden pazarlıklı bir insan Cemal değil. Enginyurt, bütün düşüncesi dilinde. Cemal Enginyurt'un program bana, partnerimiz bak, olduğu için bana dünya kadar ettiği hakaretten dava açmıştım. Hepsini kazandım. Ben muhalefete geçtim. Artık benden para alma dediği gün durdurdum. Hiçbirisini tahsil etmedim. Bayramda seyranda ben ararım. Saygıda kusur etmem. Genel başkanım abi diye hitap ederim. Twitter linçinin havasına kapılıp oradaki rüzgarla şey doldurup benim seçmenime, benim partilime bu genel başkanla biz görüşemiyoruz falan noktası doğru değil. Nerede nasıl görüştüğümü söyledim. Şu kadarını söyleyeyim. Her şeyin bir adabı var. O adabı dışına hiç çıkmadım. Çıkılmasını kimseye tavsiye ederim. Geri geldiğinde de sizi en iyi şekilde savunur. Ya ben de onu savunurum. Her zaman da yaptık ama o mesele öyle değil. Biz görüşemiyoruz. Filanca görüşüyor meselesi değil. Bayramdaki aramamı hatırlatırım kendisine. Peki çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür, ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olunuz, var olunuz. Efendim iyi geceler diliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nden yayınımız burada sona eriyor. İyi geceler. Serap Belovacıklı alacak şimdi yayını. Hoşçakalın.